Kulağından al sesi, yüreğinde at, sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında 2,5 saat atçılık sohbeti yaptıkları program Farklı Analiz'den bir kez daha iyi haftalar. Ben Enver Arslan, Atahan Zilcioğlu ve Süleyman Aktı ile beraber yepyeni bir haftaya daha sizlerin huzurunuzda merhaba diyoruz. TCK TV reisinin hazırladığı stüdyomuzda sizlerin huzurunuzdayız. Umuyoruz sizler de başta analiz@tck.org ve sosyal medyadan da Twitter üzerinden Farklı Analiz son provalar etiketi üzerinden özellikle belirtiyorum ki bu etiketi takip edebiliyoruz canlı yayın içerisinde. Lütfen tweetlerinize bu etiketi, Farklı Analiz son provalar etiketini ekleyerek bizlerle beraber bu yayını interaktif hale getirebilirsiniz diyelim. Çok yoğun bir gündem var. Yurt dışından da 4 mücadelenin program içerisinde olacağını bir kez daha hatırlatarak vakit kaybetmeksizin stüdyoya döneyim. Atahan müsaadenle bu hafta İmparator'la başlayalım. Süleyman abi hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Bu haftamız çok yoğun tabii. Kısrakkosu, Sait Akson, ondan sonra Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy yarışı artık Gazi yarışının şanslılarını belirleyecek. Onun için herkese şimdiden bu Kısrakkosu, Mehmet Akif Ersoy ve Sait Akson'da bol şanslar, atların ayakları düz bassın, kazasız belasız. Evet, İmparator'un da belirttiği gibi aslında bu haftanın belki de en çok konuşulacak meselesi hiç şüphesiz ki hafta sonunun bu üç önemli mücadelesi, ama oraya giderken hem muhtemel jokeyleri, muhtemel stratejileri, olasılıkları, bu koşulların Gazi koşusu için ne denli provalar olduğunu belki birazdan detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Atan abi ödeneyim. Bu hafta inanılmaz, muazzam bir hazırlık vardı. Evet, neler bizi bekliyor? Yani hakikaten sabahtan beri hepimiz çalıştık. Biz üçümüz burada. Ömer sağ olsun mutfakta ve diğer arkadaşlarımız, TCK TV reisindeki arkadaşlarımız yoğun bir program olacak diye tahmin ediyorum. Vallahi aslında bıraksanız sahura kadar gidecek de bir program olabilir ama tabii dayının prensipleri var. O saatleri aşamıyoruz. Belli saatleri aşamıyoruz. Belki bir 5-10 dakika çalabiliriz. Hakikaten çok güzel bir gündem var. Önümüzdeki haftanın heyecanı şimdiden zaten hepimizi sarmış durumda. Artık tabii finale doğru, büyük koşuya doğru hızla gitmeye başladık. Jockey borsası çok karışık. Safkanlar birden fazla yarışa kayıt oldular. Hangi yarışı koşacaklarını henüz karar veremeyen favori atlar var. Onun dışında bir açılığın gündemi de hakikaten çok yoğun. İnşallah altına kalkabiliriz. Yurt dışından önemli katkılar var. Ya çok güzel katkılar var. Hakikaten herkese çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Yani gün içinde hani sanki muhabirimizmiş gibi atçı dostlarımız, antrenör arkadaşlarımız, yurt dışındaki dostlarımız inanılmaz katkılar yapıyorlar. Biz de onların hepsini gündeme taşımak istiyoruz. Ama ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum. Bu arada bir yarış severlerin de çok büyük katkısı var. Başta hashtag'e inanılmaz bir katkı geliyor. İnanılmaz. Artık gündüzleri dayıya bir sorum olacak diye tweetler almaya başladı. Süleyman Dayı artık hepimizin dayısı oldu. O da çok hoşuma gidiyor. Evet. Umarım onların da katkılarıyla güzel bir akşam geçireceğiz hep beraber. Evet, katkılarınızı bekliyoruz diyelim. Bu yoğun gündemde ben de hazır iki büyüğüm tempolu başlatmışken o tempoya uymaya gayret edeyim ve gündemimizin ilk sırasını Apprenti Eğitim Merkezi'nin o çok kıymetli organizasyonuyla başlayalım. Apprenti Eğitim Merkezi'nde geçtiğimiz hafta Ahmet Çelik vardı. Bu hafta Furkan Yüksel vardı. Hakikaten oradan da birbirinden sıcak görüntüler yansıyor. Önce bir haberimizi hatırlayalım. Ondan sonra da üzerine değerlendirmeler yapalım. Demiyorum ki böyle ayağım olacak. Ama normal mesela buraya bastım. Seninkisi böyle. Böyle olsun mesela. Ona göre bir ayıp ödürmeye çalışırsan daha iyi. Sen de rahatlarsın çünkü böyle yaptığın zaman bende de o vardı Apprenti Eğitim zaman. Öne veriyorum kendimi. Bu sefer o balans bozuluyor. Sen de bir hamlede böyle daha bir kolay oluyor. Mesela attan düştüğün noktalar da oydu. Kendini düzeltmen gereken yerler oydu. Mesela sen de... Gerçekten çok kıymetli bir paylaşım. Süleyman abiye döneyim. Apprenti Eğitim Merkezi bu tarz aktif jokeylerin katkıları. Şimdi tabii bu aktif jokeylerin gelip burada bu genç kardeşlerimize at binmeleri işte onları da özendiriyor. Bak işte Furkan abimiz gelmiş. Biz de yarın onun gibi olacağız diye bayağı bir özendirme oluyor. Çok güzel bir bence proje. Bu böyle her hafta bu şekilde olması. Genç kardeşlerimize bir tek şey söylemek istiyorum. Yani şu onlara verilmiş bir veli nimet. Bugün Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin Apprenti okulunda yemeğinizi yiyorsunuz. At binmeyi öğreniyorsunuz. Yatacak yeriniz var. Emin ellerdesiniz. Yabancı değil. Yabancı değil tamam. Var. Spor hocası var. Yok yok yani. Bundan daha güzel bir okul düşünemiyorum yani. Bunun kıymetini bilsinler. Böyle bir okul mümkünatı yok, bulamazlar. İyi de jockey olurlarsa önleri açık.
her türlü ekonomik özgürlüklerine kavuşacaklar, ailelerine bakacaklar. Biz de işte fakir bir aile çocuğuyduk. Geldik ailemize baktık bu yüzden. İşte şu anki her şeyimizi at yarışına borçluyuz, jokeyliğimize borçluyuz yani. Onun için bu jokeylik mesleğinin kıymetini bilsinler. Gerçekten çok çok önemli bir okul Süleyman abinin dediği gibi ve mezuniyetinden sonra yani işe başlama olasılığı tamamen kendi elinde olan, yani sahayı açan çok böyle nadide belki de tek okul. Tabii. Yani şimdi, mezun oluyorsun, ekmeğini almaya başlıyorsun. Kasım ayında yarışlar bitmeden lisanslarını alıyorlar. 1 Ocak'tan sonra da binmeye başlıyorlar. Yani bu kadar güzel. Çok güzel. Yani harika bir proje. Evet. Bir kere bu projeye hakikaten çok büyük destek veren yönetim kurulu üyesi Sayın Hakan Yüce Türk başta olmak üzere emeği geçen bütün okulumuzun müdürüne, hocalarına ve tabii ki buraya katkı yapan jokey kardeşlerimize çok teşekkür etmek lazım. Hı hı. Geçen haftaki Ahmet'in programından sonra çok güzel bir ilgi alaka olmuş. Jokey kardeşlerimiz de dayının çağrısından sonra adeta kuyruğa girmişler. Harika. Biz de geleceğiz diye gün almışlar. Onların önümüzdeki haftadan itibaren kimler katılacak diye de bir listemiz vardı. Tanzer hazırsa onu da belki bir ekranabilir. Ben de buradan yardımcı olayım. Tabloyu alabilecek miyiz? Evet. Yurt dışı yarışa gidelim. Dönüşte bir sonraki programı da görelim. Önce yurt dışında üçüncü ayağa bir koşalım. Jokeylerin evet. Ciddi bilgisi olduğundan ve bir program olduğundan bahsetmiştik. Buyurun abi. Programı ekrana taşıyalım. Ekrana da gelecektir. Evet. Geldi. 30 Mayıs'ta Gökhan Yıldız kardeşimiz katılacak bu güzel etkinliğe. 4-10 Haziran haftası Gökhan Kocakaya kardeşimizin bir sözü var. 11-17 ve 18-24 Haziran haftalarında da Akın Sözen ve Mustafa Çiçek gelecekler. Ve bu Kursiyer arkadaşlarımızla beraber olacaklar. Tabii biraz önce yabancı yarış arasında dayı sordu Halis ve Selim ne zaman gelecek diye. Açıkçası yani tarih olarak bilmiyorum ama hı hı. Sanıyorum ve Gazi Kosu sonrası planlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü yoksa mutlaka onlar da bu kardeşlerimizin kırmayacaklardır. Mutlaka gelecekler ve bilgi birikimlerini aktaracaklardır diye düşünüyorum. Çok ciddi etkiler değil mi Süleyman abi? Yani? Etkilemez mi şimdi? Yani düşün biz çocukuz Ekrem abinin gidip hayran hayran Kazım abiye bakardık yani. Şey yapardık bu diğer sokağı var ya burada hı hı. Sol tarafı. Yağmur yağardı oradan aşağı çöp koyardık ki bir çöpü. Yürü Kazım Yıldız yürü Mümin Çılgın yürü Ekrem Kurt çocukken. Yanlayak çöpün arkasından çöp koşardık yani çöp düşünebiliyor yaşam. Musun? Oradaki çocuk gördüğü zaman orada hı. Ne kadar sevinecek. Belki de böyle yani. Şey yani Süleyman'ın Halis'in ve Selim'in daha sonra kalması belki heyecanı da biraz yükseltecek. Tabii gelecekler bekliyor tabii çocuklar heyecanla. Onların gelecek gün onlar için bir bayram havası yani. Geleceklerdir bence de ya, geleceklerdir. Yani. Tabii ki canım ya. Apranti Eğitim Merkezi'nde bu çalışmaları sürerken bir yandan da sahada da bir hocamız var Davut hocamız. Davut Aktı da Elazığ'da jokeylere bir briefing verdi. O görüntüyü de alalım. Evet, görüntüler yansıyor, fotoğraflar yansıyor. Süleyman abi size döneyim. Davut evet. Hoca da Doğu illerini dönem geziyor. Dönem geziyor starterlerle, dönem dönem jokeylerle ki birçoğu kendi öğrencisi zaten. Tabii birçoğu yani zaten %90'ın üstündeki bu yetişen apprentilerin hepsi Davut'un emeği var talebeleri. İşte bu fauller falan o açıdan görevlendirmişler. Hatalı kamçılar. Tek tek test i̇şte ediyor, gidiyor. Kendi öğrencilerine yeniden yani bu yapmayacağı ediyor. Şeyleri tarif ediyor, öğütler veriyor. Çok güzel bir şey. Davut hocamın... Kardeşim bu arada çok yoruluyor ama... ama çok severek yaptığı için. Severek de yapıyor. Çok severek. Yani programda en ufak bir değerlendirmede yıllardır... Mesela Davut hoca programdan sonra ben konuştum. Böyle yani hepsiyle evet. Bütün talebeleriyle. Bir kere öğrencilerini müthiş. Anormal takip evet, eder. Anormal mesela onun gözünde öğrencilerin böyle bir sınıfları vardır. Hmm. Onun mesela iyi dediği öğrencisi biraz böyle sallanırsa hemen müdahale eder. Hemen arar bir problemi mi var, ailevi bir şey mi var, fiziksel bir şey mi var, moralim bozuk. Yani o konularda hakikaten Davut Hoca'nın hakkı ödenmez. Ona da çok çok selamlar olsun. Epeydir görüşemiyoruz. Hep böyle şark hizmetinde. Biz stüdyoda rahatız ama evet. Davut dayım da hakikaten koşuşturuyor. O zaman Davut hocam orada, Süleyman abi burada. Bir küçük nostalji molası vereyim ve Eastern Star
Moon Angel yarışını. Efsane yarış. Görelim, efsane yarış. Atan abiye burada ilk sözü vereceğim ki neden efsane, ondan sonra da Süleyman abiye pası atacağım. Bir yandan da görüntüyü yani alalım, Mr. Star Moon Angel yarışını da alalım. Atan yani ben tabii Süleyman dayının olmadığı yerlerde Davut Hoca ile çok kulaklarını çınlatırız da biz Süleyman dayının. Ondan sonra ben Davut dayının anılarını çok güzel dinlerim. Bu yarışları bana böyle hepsini tek tek metre metre falan anlatmıştır. Tabii evet. Burada bazı anlatamayacağım konular da var tabii. Ama hakikaten çok efsane yarışta bu yarışta. Şimdi zaten unutulmaz. Düzlükte tutuştu yani iki at, sarı şapkalı olan benim. İstinsler. Beyaz alınlı kısrak yani Mon Angel. Şimdi bayağı bir mücadele var. Sen yani. Burada kurtarmış mı birsin yarışlayıcım ya? Şu anda ben öndeyim ama. Mon Angel da inatçı bir kısrak. Bırakmadı bak. Geldi. İçeri yatıyor mu bile? Şu anda bana hakim oldu. Önde. Benim at bir daha gelecek. Ve böyle bitecek koşu. Oo, hakikaten müthiş. Kimi kazandığı belli değil yani. Öyle bir yarış. Müthiş bir foto finiş olmuştu değil mi? Çok uzun sürdü bu foto finiş. Ya bu yarıştan sonra atın sahibi Aymelek Hanım'dı galiba hanımefendi. Evet, kazancı. Bağırıyor işte abisine verdi yarışı. İşte bilerek verdi falan. Foto bir asılıyor tabii. Mon Angel birinci. Ertesi sabah ben gördüm hanımefendiyi dedim. Ya ben işte öyle demek istemedim falan. Aa, foto finish resmi de geldi, harika. Geldi evet. Çok güzel bir yarıştı. Burun ucu hakikaten. Tabii Eastern Star demişken Atan abi de bir katkı geldi. Eastern Star ters bir yarıştı esasında. 1600 metre bir yarış. Bugün senden bir katkı geldi. Fotoğraf katkısı. Aa, fotoğraf, evet, onu evet. Da ekrana evet. Getireceğiz. Önce kupatörün de bu arada tabii. Fotoğraf benden geldi. Aa, doğru, Ömer'den geldi. Ben doğru, de o yüzden şaşırdım. Doğru. Ömer'den geldi. Doğru. Yani fotoğrafta bir şey daha, enteresanlık daha var. Bu yarıştan sonra bir şey. O birinci, ikinciliği kim çekti dayıcım? Sen mi çektin? Yok. Davut abim. Davut dayı ya, mı çekti? O anı hatırlamıyorum ama... Kaybettiğini anladın mı sen? Kazandığım gibi mi çok geldi? Çok uzun sene oldu. Çok ben, şey oldu. Evet. Ama bayağı olay da olmuş galiba. Ya. Tribünde şimdi ben çok tabii hatırlamıyorum ama hani... Geçildin diye böyle sesler yükselmiş ya, falan. Belki tabii. Biraz az sahibi hanımefendinin de biraz katkılarıyla katkı olmuş yani. Olabilir tabii. Tabii at şimdi esasında Halim Bey'indi. Halim Bey'den yani 81 senesinde ben almaya gittiğim sene at arızalandı. Zekeriya abi ile Aldo Baldini aldılar. Onlardaydı at. Burada yalnız padoktayken Halim Bey'in formasıyla daha atın, önceki bir fotoğraf. Tabii, atın bu taraftaki bakan da... Bugünün iyi antrenörü, başarılı antrenörü. Mahir. Yıldırım. Mahir Yıldırım. Mahir'in tam çocukluk zamanı. Yani yedeklemiş giden evet. Kişi. O zaman tabii Mahir, Şahin, Yıldırım, Mahir Yıldırım ve Halis Yıldız. Ekürü'de hep beraber çalışıyorduk. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir ekürüydü tabii Celal Halim, Halim Bey'in yanında. Hep beraber çalışıyorduk. Tam bir takım ekip işi. Yani işte onların da altyapıları. Bakın Halis de iyi antrenör oldu. Evet. Mahir de, Şahin de hep zaten çok iyi vardı. Mektep iyi olunca. Onu dedim. Ekol. Halim Bey'in yanında. Selam bir de Turgay olsun Hoca var tabii. Tabii renkli kurt. Turgay renkli kurt. Turgay Hoca var. Turgay Hoca ile ilgili o 3 program önce anlattığınız örnekler çok inanılmaz yankı bulmuş. Ben yine programın ilerlerine kadar olur da hani bir fırsatını yakalarsak yine Turgay Hoca ile ilgili ya da işte hazır büyük yarışlar gelirken jokeylerle ilgili de yine evet. Bir sohbet açmak isterim Süleyman abi. Evet, Eastern Star'ı da konuştuk böylece ve haftanın önemli grup mücadelesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koşusuna gideceğiz. O koşuyu önce bir hatırlayacağız, sonra da detaylarına ineceğiz. Önce yarışı hızlıca bir hatırlayalım. 6. his için beklenilenden kolay olduğunu düşündüğüm bir yarış ama tabii Süleyman abinin burada yorumları. Bakalım neler olacak. Sonra Atan abinin detayları var. Yarışı verelim sevgili Tanzer. Bakalım neler konuşacağız. Yani 6. his için şu anda 5.likte. Yarışın her yerinde Kenter gidiyor. Tam bir uzun mesafe atı. Bu uzun mesafenin şampiyon olacağını gösterdi bu yarışlar. Süper koştu. Şu anda adeta gezinti yapıyor. Gökhan hiç biraz içeri yatar gibi oldu. Ondan sonra düzeltti. Çekiyor şu anda sol elinden. Çok kolay kazandı. Bu kadar kolay olacağını kimse beklemiyordu. Bir de Gökhan'la mı bir uyumu i̇şte, var? Böyle uzun bir mesafeyi ilk defa koştuğu için bu mesafenin atı olduğunu
gösterdi kendisi. Kanıtlamış oldu yani. Zaten bir önceki yarışında inanılmaz başarılı bir parlak bir yarış koşmuştu. Ya tam yüklendi geldi, yarış bitti. Hatta kamçısı düştü, düşmedi tartışmalar olmuştu. Bu yarışında tabii ağır favorilerinden yani bir tanesiydi ama yani bu at çok enteresan bir at. Aslında kaprisli bir at. Veli çok Efendi iyi bir at ama kupası var şimdi. Daha çok böyle uzun vali kupaları var. Var. Yani çok büyük yarışlar var uzunlarda. Yani yarış içerisinde çok zor gidebilen bir attı aslında ama hani ama uzun da çok kolay gidiyor. Çok kolay yarışlar. Gitti. Yani çok sevdi onun kantarmasını. Zaten şuraları döndükten sonra da çok geleceği çok net belli oldu. Tabii evet. Burada hiç sanki teşvin yok gibi yani. Sadece Süleyman abinin dediği gibi o içeri atma biraz içeri yatmak istiyor. Engelliyor ve ondan sonra Safkan kendisi zaten yol aldı. Zaten son 50'de hakim oldu yarışa yani. 50 metre kala bitirdi yarışı. Buradan sonra evet, zaten kimsenin en ufak bir tehlike olmadı. Tabii bir tane kamçı bile kullanmadık evet. Açıkaya bu yarışta. Yani çok kolay kazandı. Bir rövanş mücadelesi gibiydi. Burada evet. Tabii Batman Aslanı ve Can Kardeşler yoktu geçen gün yarıştan. Evet. Onların dışındaki bütün rakiplerini bu sefer çok kolay bir şekilde sürkülesi geçmeyi başardı. Sürkülesi etti yani. Tabii ilk grup biri Safkan'ın. Gökhan'ın da sanıyorum yanılmıyorsam ilk Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı koşusu birinciliği. Evet. Yani iki ilk aynı anda oldu. Ben de çok katılıyorum yani bu performansıyla yılın bundan sonraki yarışlarında da özellikle uzun mesafeli yarışlarına da çok ciddi bir damga vuracağını gösterdi. Evet. Onun dışında tabii iyi koşan atlar Gözyaşı Gecesi harika koştu. Mesela Özgün Han ikisi de evet, hem birinci, böyle hem Özgün ikinci. Han yavrularının biraz kaprisli olduğundan söz ediliyordu ama böylesi önemli bir grup birde 1-2 yaptı yavruları. Son derece kıymetli. Tabii burada koşamayan bir de Yeltay var. Onu da atlamayalım ki Yeltay belki bu mesafede zordu ama neticede o da bir geçen koştuğu yarıştan sonra bir ufak bir problem geçirdi. Hı hı. O yüzden koşamadı. Bu üç Safkan'ın olmadığı yerde de hakikaten kolay bir yarış kazandı. Burada tabii 1600'ün şampiyonu Talipan. Talipan. Beklentilerin çok altında bir yarış koştu. Bir deneme yarışı oldu ben onu öyle zannediyorum. Bir deneme acaba yapar mı bu Triple Crown için? Josh yavruları tabii biraz bu mesafeleri... Sevgili Tanzer, önümüzdeki ekrana görüntüyü verebilirsen Süleyman abi tam karşımızdan takip edebilecek. Bizi üçlü alıp Süleyman abi yorum yaparken en azından daha da net bir şekilde görürüz. Josh yavruların çoğunluğu uzun mesafede biraz eksik. Onun bir dezavantajını yaşadık. Ama bence yaşadık. Bu yarış, bak şu düzlüğü çıkana kadar yani son viraja girene kadar çok kolaydı Talipan. Evet. O görüntüsünü ya, hiçbir şekilde sonra ilk defa da 1600'den sonra hiç en uzun koştuğu mesafe 1600 evet. metre. Ve düzlüğe çıktığında o geçen evet. hafta yani son yarışındaki yani, Talipan'ı görmedik. Mesafede yine de kendi yarışlarıyla başa baş mücadele edecektir diye düşünüyorum. Yani çok bence burada onun çok için, tecrübeli atlar var. Onun için prova yarışı oldu. Bir deneme yarışı bu. Hmm. Şimdi Gazi günü İstiklal Savaşı. İşte dört yaşların gazisi dedikleri yarışta yine iyi koşacaktır diyorum. Sement de fena bir yarış koşmadı. Yani Sement o da iyi koşuyor. Yani Sement evet. geçen sene de yükselişe çok iyi geçti. Var. Bundan sonra daha da iyi koşuyor. Kurtele Kürüsü'nün atı bence beklenenden iyi koşan atlardan bir tanesi oydu. Evet. Saad'ın gücü hiç beklenmedik derecede kötü bir yarış koştu. Deniz'in fena koşmadı. Deniz'im hep istikrarlı. Ki bu yarışta da yine tabela içerisinde mücadeledeydi. Yani aslında koşuya tempo veren Safkan bile Satanan sanıyorum değil mi? Belli bir yere kadar. O da belli bir yere kadar geldi. Ama tabii 6.'yiz. Hepsinden çok farklı bir performans sergiledi. Akbulut ekürüsünü de kutlayalım. Aşemez biraz düşüşe girmiş gibi görünüyor. Bir de sanki Aşemez hani takvim gereği mi koşuyor bu yarışları bilemiyorum ama hani o kumdaki performansını zaten evet. standart kum performansını göremedik. Birinci ve ikinci atlar özellikle çok iyi koştu. Yani bu Gözyaşı Gecesi de hakikaten çok değerli bir at. Nefis çok bir kıymetli kısrak. Bir at. Çok değerli bir kısrak yani. Mustafa ile uyumlu. Şimdi diğer ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı olan atların arasında hiçbir fark yok kazananlar için. Aynı büyük millet meclisi koşuyor. Aynı. Hiçbir fark yok yani. Aykırı diğer koşan atlarda, kazanan at oldu. Kazanan çok çok iyi koştu. Öbür atlar da hepsi birbirine denk. Evet, o zaman bir sonraki yarış için arka grup 6. isim en ufak bir hayal kırıklığı yaratacağı performansla yine bir araya girelim. O 4
4 yaşlıların olmadığı yarışta öbür atlar tabii birbirlerine çok denk. Slow yarışta da görüyoruz. Evet. Bu arada Triple Crown'dan bahsetmişti. Bu Triple Crown'la ilgili de bir yanlış bilgilendirmeler oldu. Hem yanlışlıkla koşu içerisinde hem de sosyal medyada. Bu tabloyu da isteyeceğiz ama önce Triple Crown meselesini bir netleştirelim. Ona da bir hazırlık yaptım. İstersen sen onu da bir paylaşıver. Şimdi Triple Crown'ın İngiliz ve Arap atlarındaki takvimini Atan abi bugün bir kez daha gündeme getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zira o gün içerisinde de bir takım aksaklıklar oldu. Şimdi ilk ayak Talip Han'ın kazandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusuydu Arap atları için. İkinci ayak 22 Temmuz'da. Dolayısıyla takvimleri sosyal medyada yazıldığı gibi sıkışık değil. Yani aralıkları birbirine çok benzer. Tabii biraz önce koşulan yarış bakanlık koşusu Triple Crown'un ayağı değil. Tarım Bakanlığı. Evet. Dolayısıyla Nibolu yarışı Triple Crown için ikinci ayak. Veli Efendi koşusu ise son ayak. Dolayısıyla halen Talip Han için devam ediyor. Arap atlarında Triple Crown heyecanı sürüyor. İngiliz atlarında Triple Crown şansı süren iki at var. Zira erkek tay veya dişi tay deneme koşusu birinci ayak. Hep beraber ve Valencia bu iki safkan. Şayet Gazi koşusu ve Ankara koşusunu da kazanırlarsa Triple Crown yapacaklar. Burada bir düzeltme ihtiyacımız var ki geçmişten kısrak koşusu çok soruluyordu. Kısrak koşusu bir sezon Gazi koşusuyla takvimde aynı günü alınmıştı. Evet. Yani Sait Akson'la aynı gün değil, Gazi koşusuyla aynı gün olmuştu ve o sezona mahsus kısraklar için. Kısraklar içinde dişi tay deneme kısrak ve Ankara koşusu gibi bir alternatif kabul edilecekti ama artık eski takvime, klasik takvime dönüldüğü için erkek tay deneme, dişi tay deneme, Gazi koşusu ve Ankara koşusu olarak net bir çizgi var. Türkiye'de uygulanan yani genel şey bu. Triple Crown ayakları bunlar. Orada notta da görüldüğü gibi Cumhuriyet koşusunu birinci ikramiyesi kadar para ödülü Araplar alıyor. 1 milyon 320 bin lira. İngilizler de Gazi koşusu ikramiyesi kadar bonus ikramiye alıyor bu Triple Crown'da. Biraz sonra görüntüyü görürüz. Amerika'da da bir Triple Crown heyecanı var şu anda. Justify hem Kentucky hem Preakness'i kazandı. Belmont'a doğru gidiyor. Evet. Orada da bir Triple Crown var. Onun da toplam ikramiyesi 5 milyon dolar civarında. Yani 3 koşuluk setup 3,5 milyon euro üstüne yapan 5 daha alacak. 8,5 alacak ki bunu Amerikan Faro almıştı zaten. Hı hı. Ve yıllar sonra gelmişti. Şimdi tabii, biraz yakınlaşıyor gibi şimdi o ara. Şimdi çok yaklaştı. Şimdi çok Arrowhead çok yaklaştı. Evet, evet, evet. Ama bu sene olabilir gibi görünüyor. Justify. Birazdan konuşacağız zaten. Justify'a dair de özel görüntümüz olacak ama bir de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koşusunun jockey performanslarıyla ilgili bir çalışma var. Bunu da rica edelim. Evet, sevgili Musluddin bize yine güzel bir katkı yaptı. Bir dipnotlar yaptı. Onu yine sen istersen paylaş sevgili Enver. Kadir Altınöz'le başlamış Musluddin grubun yazısı. En başarılı jockey Tarım Bakanlığı koşularında Kadir Altınöz'dür demiş. Zira Alba Tur'la özdeşleşmişti bu ikili diye bir not düşmüş. 5 sene içinde ikişer kez üst üste yani araya bir safkan 3. yıl giriyor. 2-2 toplam 4 kez Alba Tur'la Kadir Altınöz kazanıyor. 1981 yılında tam kardeşi Umut 2 ikinci defa kazandığı göz önüne alındığında 81 ve 86 yıllar arasında 6 kez üst üste kazanmak gibi özel bir rekorun sahibi oldu aynı zamanda diyor Hacı Kadir ile ilgili. 92 yılında Tırpan'la kazandığında 8 birincilik olmuş ve rekor kolay kolay kırılmayacak gibi gözüküyor diye de bir not eklemiş. Son yıllarda Selim Kaya, Ağa Karaca, Odin Han üzerine Kafkaslı ile 4 sene üst üste ki Albatur torunuydu Kafkaslı. Ardından da Onur Kağan ile kazanınca demiş ve bu klasik yarışta birincilik sayısını 7'ye çıkardı. Kadir Altınöz'e çok yaklaştı. Bir yarış var aralarında. 90'da Balık, 94'te Kancan San, 96-97 Yavuz San, 2002 Tamerinoğlu, 2004-2005 Angora ve Özgün Han'la Halis Karataş 12 yıldır kazanamadığı bu yarışta bu ikilinin arkasında 6 birincilikle yer almış. Jokeyler açısından da hiç şüphesiz ki bu tarz koşuların tadı başka. Süleyman abi siz neler söylersiniz? Valla tabii bu tip yarışlar büyük jokeylerin. Tulrah'la, Çeliker'le siz de daha önce. Evet. Albatur tabii olağanüstü efsane bir at. Ondan sonra aynı Kafkaslı işte 4 sene kazanıyor. Yani bu tip bir ata denk geldiniz mi mesela Ersoylu'da 4 veya 5 tane cumhuriyeti var üst üste.
yani mesafesini... Kara üzümün 5 tane. Kara üzüm 5 yıldır kara üzüm vardı. Bu yıl kara üzüm yok. Bazı böyle bu aynı yarışın efsanesi var yani. Dolayısıyla o jenerasyon içerisinde o mesafeyi yapabilen bir Safkan yakaladığınızda formundaysa hakimiyetini gösteriyor diyebiliriz bu tablodan anladığımız kadarıyla. Bir sonraki mücadeleye gideceğiz. Plevne koşusuna gideceğiz. Haftanın bir diğer grup mücadelesiydi ve Plevne koşusunu starttan itibaren bir hatırlayacağız. Bakalım Süleyman Akta neler söyleyecek. Şahin Ter kazandı. Şimdi Sabahleyin yarış programını dinliyorum. Açtım. Yalçın çıktı televizyonda kulak. Selam olsun buradan da Yalçın'a. Yalçın'a karşıya selamlar. Yalçın yarış severlere Şahin Ter'i tek verdi bu yarışta. Oo. Yani anlattı işte. Ben dedi rizikoya giriyorum dedi. Şahin Ter dedi. Bu yarışı dedi kazanır dedi. Ben de çok iyi izledim ama Mehmet Kaya çok akıllı bindi burada. Hemen. Hemen hedef yaptı bir kere hadisi. Benim rakibim öndeki attı. Sevgili Tanzer o başlangıcı söyleyeyim mi? Çünkü Süleyman Aktı dedi ki Mehmet çok akıllı bir hamle yaptı dedi. Onu bir görelim bir kez daha. Yaptı ve... Burada inatla böyle teşviklerle... Bakın... Epey zorluyor. Dışarıda tabii, mavi beyaz forma kır Safkan Şahin. Kimse gitmek istemedi zaten. Selim de gitmek istemedi. Hemen koydu arkasına. Zaten son düzlükte tutuştular. Bir ince fauller falan. Daralttı da. Su kaldırdı şeyler onlar ya. Yani. Tadında mı bıraktı acaba? Bir hafif bir şeyler oldu. Düzlüğe doğru hızlanabiliriz. Düzlüğe doğru hızlanalım. Ama yani ki... yarışı hakikaten tam öyle kurmuş kafasında. Yani evet, ben onlar onları rakibim, bırakmayacağım. Benim rakibim o. Ben ona maç yarışı yani yapacağım iyi, gibi koştu. İyi çözmüş rakibini. Halbuki bir yarış önce gümbür gümbüre asfaltla geçildiğinde bu kadar ısrarcı değildi. O gün daha orta grupta bekledi. Düzlükten sonra bir hamle yaptı. O gün Halis'e geçilmişti galiba değil mi? Gümbür evet, gümbürde doğru. Halis gümbür, vardı. Gümbür, onun da rövanşını Mehmet almış oldu. Bence bu yarışta aldı. Evet. Tabii bu Mehmet Kaya ailesinin kendi atı. Ailenin atı evet. Onlara da böyle güzel bir yarış kazandı. Ama Mehmet'ten bekliyoruz böyle performanslar. Evet. Bu tip yarışlarda Mehmet'in yani artık daha çok olması lazım. Tabii. Daha çok görünmesi lazım. Ama çok güzel bir mücadele oldu. Yani iki at aynaya kadar. Evet, şurada başladı biraz ince ince. Daralttı. Orada teslim peki aldı bu zaten. Hani her jockey için Halis de yarıştan sonra bir baktı falan. Peki Süleyman abi o bir hani jockey atın gücünü biliyor. İçinde de rakibini yakalamış. Yani şimdi bu teknik bir foul yani. Nasıl bir teknik? Teknik foul. Yani böyle hiç... Yani mesela sizde de oradan biri çıkması zordu değil mi yani? Tabii incitmeden ya mesela. Yani fazla kapatırsam sıkıntı. Foul'e girer. Sıkıntı. Böyle hafif. Çok hafif. Öyle. Öyle teknikten işi götürdü. İnce ince. Burada Mehmet Kaya'yı o zaman hem start çıkışı performansı hem düzlük üzerindeki hani bu ince hamleleri yarışı kazandıran faktörlerdi. Diyebiliriz. Bir de sentetik pisti çok seviyor bu at. Zor yani bir attır esasında. 32 yarış koşmuş, 11'ini kazanmış. Baktım kumda hiç kazanmamış. Çim pistte 3 tane kazanmış ama hani sentetik pistte iyi olduğu zaman bambaşka bir at yani. Çok zaten böldüler de grubu. Ki hani Derviş Ağa'dan sonra çünkü sentetiğin ilk hani sentetik geldi. Derviş Ağa domine etti. Sanki böyle sentetikte başarılı olan safkanlar gibi bir havuz oluştu. Arap atlarında net Şahin Ter orada. %100. Çok da güzel de fizikli bir at, kuvvetli bir at. Şimdi sentetiği koşan işte çimde koşmaz diye bir şey yok yani. Sentetik de çimin bir aynası. Hı hı. Yani %100 olmasa da. Evet. Ya oraya daha yakın gibi. %60 tabii ki daha yakın yani. Şahin Ter'i ilgilerini kutlayalım. Artuklu'nun yarışı da son derece başarılıydı. Ya burada ilginç olan Cömert Çocuk belki hayal kırıklığı bir performans yaşattı ama Şahin Ter harici 4 yaşların tamamı abilerini ve ablalarını geçtiler. Yani arkasına dizilen ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 4 yaşlıydı. Sanki o jenerasyon biraz daha tecrübelilere... Burada en kötü koşan Frikya. Frikya. Çok yani iki yarıştır çok kötü koşuyor. Hiç yok yani yarışın başından sonuna yok. Hiçbir yerde de ortak olamadı. Evet. Güray'ın tweet'i var. Tınay abinin çok selamı varmış aleyküm hepimize. Selam. Biz de ona selamlar, hürmetler selamlar, ediyoruz Tınay abi. Evet, Plevne koşusuna dair bu görüntünün ardına bir Plevne koşusu görelim ki 2003 yılına gidelim. Dragon kazansın, bakalım nasıl kazanacak.
Süleyman abi nasıl bir yarıştı? Valla unuttum şimdi. O sene, o sene Dragon'dan bayağı güzel yarışlar kazandık. Yani İzmir'de burada açık koşular Dragon kazandık. Dragon teselli yarışı mı bu? İyi atları geçti. 2003 yılı Dragon Tarık Dikencik ekürüsünün evet, safkalıydı. Şu anda en geri gidiyor yani at. O da çok zor bir at, çok kaprisli bir attı değil mi? Grubun en gerisinde. Çok. Çok erken normal. Öne çıkarsan durur. Ya her şey milimetrik olacak. Onunla ilgili de çok tweet geldi bugün Dragon'la ilgili. O son bir kamçı. Evet, Dragon teselli yarışıyla ilgili, evet. En sonda, halen en sonda ki ekürisi Talya yarışın yükünü çekiyordu. Evet. Ahmet Atçı idaresinde. Dışında Serdar Han. Orhan Tanatar forması Serdar Han. Tesellinin ikinci olduğu yarış bu değil mi? Dragon aynen, teselli bir tane yarış. Teselli de Gülerce forması. Süleyman abi, canlı yayında böyle ters sorular bilmiyorum ama en fazla geçtiğiniz ekürlerden biri olabilir mi Gülerce forması? Bu tip yarışlarda bu olabilir. Tip yarışlarda? Bilmiyorum, ben Gülerce ekürüsüne de çok grup yarış kazandım. Tabii, birlikte de çok yani, yarış kazandınız. Belki de jokeylik hayatımda en çok Gülerce ekürüsünden kazanmışımdır grup yarışlarında. Grup yarış, wow. Çünkü 3 sene bindim üst üste. Biraz bu atın buradan gelmesi mucize ya. Aralarda. Ne kuvvet var yani, ne güç Dikencik var. Yok, at gelecek, ben idare ediyorum onu. İnanılacak bir şey. Tabii erken çıksam duruyor. Erken yapmayayım diye. Tabii. Bak şimdi bir anda gelecek. Teselli ile Şirinoğlu ayrılamadı. İçeriden hop. Geldi, hemen hakim oldu. Zamanlama müthiş. Yaşarcık da yarışın dördüncüsü. Dördüncüsü. Birçok at aygır olmuş zaten burada yani. Evet ya, şaka gibi. Şirinoğlu, hepsi Yaşarcık, neredeyse... Serdar Han. Son Perde'nin yavruları var. Talya anne. Yavuzca. Yavuzca. Şey var, Halil Bey'in atı var. Halil Durmuş'un. Evet, evet, Şirinoğlu. Şirinoğlu var. O da çok o iyi. O da aygır. O da çok iyi bat. Ve Dragon kazanıyor ki o gün için sürpriz isimlerden. Teselli de çok zor attır. Uf, bütün yolu itersin yani. Sevgili Gökhan bir mesaj göndermiş. Davut Aklı koşusu, at Dikilioğlu, jokey Süleyman Aklı, antrenör Nurettin Gül diyor. Miçke Nurettin. Babamdan çok dinlerdim diyor. İmparator da hatırlar mı acaba diyor. Kimi? Davut Aklı koşusu. Tabii şey. Dikilioğlu'na binmişsin. Dikilioğlu, arızalı. Gökhan'ın babası Nurettin amca bakmış. Rahmetli oldu ilk yarışı. Oo. İlk yarışı. Yani vefatından sonra adına koşulan ilk yarışı. Nurettin abi, Miçki Nurettin abimiz dedi benim ata bineceksin dedi. Peki dedim, bindik, kazandık o koşuyu. Enteresan. Hiç unutmayacağım. Nurettin amcaya da selam olsun. Selam olsun. Orada selamlar, saygılar. Geçen karşılaştık berberde. O da eskileri yad ettik, mabet ettik. Selam olsun. Yani. Gül ailesi de sahada. Aynen devam ediyorlar başarılarına diyelim. Ve Noizy'ye geçelim. Utku Doğdu'yu saygı ve rahmetle andığımız yarışa getelim. Noizy'de bakalım neleri konuşacağız. 1000 metrelik bir yarıştı. Sürat koşusuydu. Ve önce Akon, hemen arkasından da startı çok istediği gibi alamasa da Noizy bir anda geldi. Ayhan Kurşun idaresindeydi. Ve yarışın yükünü çekti. Bir daha da hiçbir rakibini yanına yaklaştırmadı. Haftanın kazanan kıstaklarından biri de beyaz, oydu. Beyaz bayrak aynı oldu yani. Hı-hı. Süratli bir kıstrak Süleyman abi. Evet. Zaten Dişitay denemede falan ondan evvel. Tabii. Nadas'ta galiba. Çok başarılı performanslar sergilemiş. Çok sürat atı zaten, aksiyonlarından, her şeyinden belli. Şu aksiyon güzelliğine bak. Makine gibi çalışıyor. Makine gibi çalışıyor at. Yani zaten yani dört ayağı da mükemmel. Bak diğer atlara bak, bir de onun kaçışına bak. Ben bu mesafenin atayım diyor. Bak diğer atlarda 5 tanesi foto. Derya Beşikçi kostüyle başlamış. İşte bazı atlar izledim, var böyle. 1000-1200 takip evet, edeceksin. O mesafenin. Yani o, bunun mesafesi bu. Bu kısrakta işte 1200. En fazlası 1400. 1401 metre onun şimdi için. Şimdi onu söyleyecektim. Derya Beşikçi koşusunda 1400 metre sezonun ilk koşusu İstanbul'da. Valencia koşusu. Son anda geldi. Son 50 metrede Valencia'ya yakalanmış. Ardından Nadas'a biraz mesafe uzamış 200 metre. Yok. Son 200'e kadar gelebilmiş. Aynen. Bir Dişitay denemeyi denemiş. Orada da son 300'e kadar gelmiş ama hep bu şekilde tempo veriyor yarışta, force ediyor. Hakiki yapıyor. Mesafesi 1200. Bugün 1000 metreye inince zaten yakalanması çok zor. 1200 olsa bunu kazanır. 1400 artık limit. Limitler.
Süleyman abi şu göğüslüğü sorayım. Yani mesela şimdi, o bir hani antrenör mü görüyor, jockey mi istiyor? Yok. Şimdi bazı atlar vardır. Eğer kaydırır onu göreceğiz zaten ilerleyen zamanda. Onun için takılır ama çok enteresan, çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Böyle çok gergin olursa atın aksiyonuna da engeller yani. Bu daha tabii kaba bir göğüslük. Bunun çok daha inceleri var. Avrupa. Belki yani oradaki tarih etmesin falan diye mi böyle yok, daha geniş hiçbir şekilde tarih etmez. Bir yarışlık kullanıyorsun zaten. Ama yani eğer kaymasın ya. Eğer kaydırın atlarda kullanıyor. Güzel. Yurt dışına gidelim. Günün 5. koşusuna bakalım. Üçlük ayını başlatalım, dönelim. Sevgili Yalçın'a karşı da izliyorum demiş. Bu arada mesajları da takip etmeye çalışıyorum. Hem sosyal medyada şu anda farklı hani son provalar etiketine yazılanlar ki birazdan ekrana taşıyacağım. Hem şahsi telefonlarımıza yağıyor adeta. Süleyman abi çoğunlukla sana tabii. Yalçın'a karşı az evvel yorumların üzerine ellerinden öpüyorum, onu çok seviyorum. Lütfen söyler misin demiş. Atahan abiye de selam ve saygılarını iletmiş. Üstüne kalması İsmail abinin, İsmail Kurtoğlu'nun bir katkısı oldu. Evet, o çok enteresan ya. 6. his yarışıyla ilgili görüntülü bir şekilde bir katkı yapıp söylememde bir sakınca yok herhalde. Yok, sanmıyorum, niye olsun? Baha abinin Eylül 2015'te attığı bir mesajı gönderdi. 6. his diye bir tay gelecek tay satışlarına. Yak yık bu tayı al diye mesaj göndermiş Baha abi. İsmail de almamış. İsmail kime? Abi de almamış. Kime? İsmail Kurtoğlu, Eskişehir'le atmış. İsmail dostumuza atmış. Evet. Enteresan. Yak yık bu tayı al diye. Vur kır parçalı, bu maçı kazanır ama kazanamamış. İsmail. Yıldız Ali İsmail'i kısmetmiş. Biz Arapçalardan aldık elinden. Kısmet. İsmail şu an İngilizce artık. Vavenducuyuz. Vavenducuyuz artık. O da son yarışını kazandı, morallendirdi. Bu arada Öcal Köse'den çok selam var dayıcım sana. Aleyküm selam. Saygılar diyor. Kardeşi Öcal'dan diyor. Ben birazdan yarış severlerin de katkılarından örnekler vereceğim. Hakikaten etiketimize farklı analiz son provalar ki şu anda canlıyında da Atan abi de önden takip ediyor. İnanılmaz bir katkınız var. Her birinizin emeklerine sağlık diyelim. Vakit ayırıyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum istiyorsunuz. Aynı şekilde yansıtmaya gayret edeceğiz. Bay Başkan'ın kazandığı yarışa gidelim ki Sayın Kaya Kayıkçı'yı saygı rahmetle andığımız mücadeleydi. Önce bir yarışı hatırlayalım. Stallion Falcon burada yarışın yükünü çeken safkandı ki yarışı kazanıra uzun süre girdiğini göstericesine taşıdı. Sonlarda Bay Başkan onu en yakın takip eden safkandı. İkinci sıradaydı. Düzlüğe kadar gelelim, ben orada sözü imparatora bırakacağım. Stallion Falcon'ın liderliğinde ve Bay Başkan'ın onu takibiyle geçen bir yarıştı. Buradan itibaren de sözü imparatora bırakalım. Şimdi Stallion Falcon tabii numarayı aldı. Ben çok merakla izledim bu yarışı. Duracak dedim. Durmadı. Böyle kazandığı yarışlar var. Çok durmadı. İyi bir tempo atı. Ki yağmurlu bir hafta geçmişti. Geçen hafta biraz pistte batıyordu. Ama Bay Başkan... Şurada bitirdi dedim ben. Evet. Son dakika geldi. Potada avladı. Furkan sanıyorum Furkan değil mi daha önce biniyordu evet, bu kazan şeye? Onu soracaktım ben evet. De. Yani Stallion Falcon'la en çok yarış kazanmış isim Furkan olabilir. Bu sefer rakibi Furkan onu aldı. Furkan da çok düzgün bindi. Hı-hı. Bu yarışta burada. Hakikaten çok düzgün bindi. Hatta çok daha ilginç bir not söyleyeyim. Stallion Falcon bugüne kadar 6 birincilik yapmış. Tamamı Furkan Yüksel'le. Evet, enteresan. Yani geçtiği at sadece Furkan Yüksel'le evet. Kazanmış bir at. Onu tercih etmemiş, buna binmiş demek ki. Evet. Bay Başkan'la da ki son derece uyumu evet. Yüksek Furkan'ın. Bay Başkan'ın son bir ayda 4. yarışı. Evet. İnanılmaz koşuyor. 2 tane... Grup 3 yarış. 10 günde bir. 10 ardından gün. Grup 2 yarış. Oraları kazanamayınca. Haftada bir yarış. Evet. Bir grup 6'a düşmüş hemen. Kısa 6'ya inince. Hani biraz evet. Yarışları üst üste gelmesine rağmen çok güzel koştu hakikaten. Hiçbir yorgunluk belirtisi falan da yoktu. Çok zor bu yarışı kazanmak bence. Yani evet. Bu öndeki atı bu şartlarda geçmek hakikaten çok zor. Ama başardı. Tebrik edelim. 16. birinciliği 6-0 Furkan'la. Yani Furkan'ın münferiden en çok yarış kazandığı 2 at. Birinci ve ikinci. Süleyman abi etki eder mi? Yani jockey öndeki rakibini çok iyi tanıyor. Tabiri caizse ciğerine kadar biliyor. Tabii yarışı bu kadar yakın takip etmesinin nedeni öndekini tanıması. Öndekini tanıması. Yani ona binmiş kazanmış. Bir yerden kazanmış. Sonra yürüttü çünkü atı. Evet. Zaten son dakikada kazandı. Tam aynanın önünde bitirdi evet, o. Evet aynanın önünde bitti. Güzel de bindi çocuk. Genç bir kardeşimiz. Ne kadar çok çalışırsa o kadar daha iyi olur. Çalıştıkça daha da iyi daha olur. İyi olur.
Furkan'ı kutlayalım. Stanley yani. Falcon'ı da kutlayalım. Aynada kaybedilmiş bir yarışın nihayetinde. Tabii o da parayı kaybetti ama çok güzel bir yarış oldu onun içinde. Şimdi hafta içerisinde program için tabii katkılar oluyor. Tam hafta sonu yarış bitti. Dün Süleyman Aklı'dan bir katkı geldi. Yurt dışında kullanılan bir aksesuar. Starta giriş anında bir destek. Onu bir ekrana getirelim ve ben de analiz edeyim dedi. Süleyman abi böyle söyleyince bize de ekrana getirmek düştü görüntüyü. İngiltere'de Curragh Hipodromu'nda bir görelim bakalım neymiş o aksesuar. Şimdi geldi. Şimdi bu aksesuar dünyanın her yerinde kullanılıyor. Ben bu aksesuarı 20 sene evvel getirdim Türkiye'ye. Almanya'dan. Burada komiserler kurulu kabul etmedi. Red sebebi neydi acaba? Ya da kabul şimdi gelse red yer mi acaba? Gelse değil zaten internasyonel yarışlarda geçen sene bunu da soktular. Ama bizim atlara şimdi bunu koyayım da komiser kabul etmiyor. Tüzükte yoksa hemen sıkıntı yaratabilir. Neden kabul etmiyor? Şimdi buyurun. Tüzükte yoksa kabul etmeyebilir. Ve iyi de bir para vermiştim o zaman söylemesi ayıp. İşte bizim kulakları çınlasın Mehmet Bayram'ın bir atı vardı makineden çıkmıyordu. Ona Kemalettin iki taneydi. Hı hı. Kemalettin'in bir atı vardı ona falan derken bizim şeyler arada yok oldu gitti. Şu anda orada at ondan sağa soluna değiyor ya. Ondan güven sağlıyor girerken. Hmm. Kimisi işte çünkü yanında kimse yok. Bacakları falan değdiği zaman şimdi onu buraları söyleyecektim. Starterler yukarı çıkıyor ya dayıcım. Evet. O arada atı tutarken bacakları atın karnına altına değiyor. Geçen hafta sanıyorum bu Murat Bey'in Murat Kadıfçıoğlu'nun evet. Bir de bir yapıp evet. Daha sonra yarıştan çıkan atına öyle bir şey olmuş. Tatanka'da olmuş. Şeyin startçı arkadaşımızın ayağı karnına değince makinenin içerisinde at bak, oradan huylanmış. Ve kendini patlamış. Elindeki ip olan kişi tabii. Atın arka kapağı kapandıktan sonra arkasında duracak. Onu bağlıyor o ipi o makineye. Yok, o sarıyor. Birçoğu sarıyor dayıcım. O şimdi sabitlensin diye. Orada elinde tutacak ben tahmin ediyorum. Ben gördüm yani. O çıktı mı? O kalıyor orada. Kalıyor. Makinede kalıyor. Fransa'da gördüm. Starter'ın arkasına böyle bir şey yapmışlar. Bir demir. Şu anda arkadan. Monte için. Evet monte. İpi oraya sarıyor. Hmm. Ondan sonra bırakıyor. Çünkü o iple aynen. Gerilince. Start verildiği zaman at çıkıyor. Bu aparat kalıyor. Ne bakalım şimdi verirse arkadan çıkışı. Görüntünün olacak. En son gittiği yere kadar görelim. Yönetmenimiz Tanzer'den rica edelim. Ya bu içeride böyle huylu atlar. Girdi. Sıkıntılı atlar için hakikaten güzel bir şey. Bunu kullanmak lazım. Bakın yani. Şu anda elinde tutuyor. Şu an evet, elinde tutuyor. Evet. Evet. Elinde tutuyor. Evet elinde tuttu. Evet tutuyor kendi tutuyor. Kendi tutuyor. Bak çekti. Çekti. Evet kendi tuttu. Evet. Görelim bir daha geri gelelim. Arkada bir görevli var. Çok da hani ağır bir şey değil anladığım kadarıyla. O hep elindeydi zaten. Evet hiç bırakmadı. Evet. Hop çekti. Evet. Ve Safkan kolaylıkla yarışa adapte oldu gördüğümüz gibi. Ve inanın bizde girmeyen çok bu problem çıkaran atlar için 10 numara. Emir bir katkı yapmış Emir Alkaç sevgili Demir. Hala yasak diyor. Yasak tabii. Hala yasak diyor. Evet. Yurt dışından gelen at eğitmenleri bunun yasak olmasına inanamıyorlar diyor. Doğru söylüyor ve bunu inşallah bu programı seyrediyorlar komiserler kurulu. Yarın bu aslında bir sonra yüksek komiserler kurulu toplantısında alınacak bir kararla çözülebilecek bir mevzu bu. Ama Süleyman abi şöyle ben de hafızam beni yanıltmışsa geçen yıl buna benzer bir şey yurt dışından Rodolfin safkanlarından birinde hayır, geçen sene özel geçen bir sene olmuş, özel bir izinli oldu. Al bir kısra getirdiler. İtler izin aldılar. Onunla girdi, çıktı. Yani kazandı da zannediyorum. Hatta şöyle bir izin de alınmıştı. Aynı kişi aldı herhalde. Leşla mıydı? Leşla'ydı galiba. Seyisi çıkmaya karar verdi sahaya. Dediler ki hop yasak. Önce yeleğini takacaksın, izin alacaksın. Sonuçta seyis götürüp sokamayacak. İzin alındı. İzin alındı. Sonra gitti. Evet, kendisi benim gitti. Benim zaten bugün bu görüntüyü getirmemin nedeni bizde böyle çok problemli atlar var. Bundan 2-3 tane kulübün getirmesi bakanlıktan izin bakanlık müsaade ettiği zaman bununla müsaade etmeyecek diye bir şey yok. Dünya kullanıyor. Atın sağlığı için bu kimseye yani, zararı. Şimdi yani Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Özbelge'den bir katkı geldi. Hı. Jockey kulüpte var bu örtü. Evet. Ama kullanılamıyor. Yani komiserler ne dedi. Fakat biz start denemelerinde bunu kullanabiliyoruz diyor. Kullanıyoruz. Nerede? O İzmir, start provalarını kullanıyoruz şu anda diyor. İzmir'de kullanıyordur. Evet. Ben burada hiç görmedim. Evet. Ama yani bu halledilmeyecek bir mevzu kesinlikle değil ya. Bu bir yazıyla. İletişim. Bunu jockey kulüpte yazabilir. Derneklerde yazabilir. Kulüp mü getirmiş bunu acaba? Yani onu bilmiyorum ama kulüpte evet. Olduğunu söyledi. Söylüyor Ahmet Bey mesajında. Şimdi ben o zaman getirmiştim. Kulübe alın demiştim.
Yani çok faydalı bir şey. Yani bu, evet. Buna kim niye karşı çıkar? Tabii kimse itiraz etmez. Çünkü birçok safranın bir start şey probleminden yani kariyeri dahi etkileniyor. Yani zaten biz bir katkımız olsun diye atçılığa burada niçin buradayız? Niçin buradayız? Mutlaka. Yani bir şeyler iyi şeyleri, doğru şeyleri görüp anlatmak. Ya, ben dün son yarışta evde seyrediyorum yarışları. Bunu gördüm, aman dedim bunu hemen alalım. Buna bizim ihtiyacımız var. Koyuyorsun, at sağa sola. O, bu öyle bir şey ki bunda elleştiği zaman da arkadaki itmek için at tekme atsa da vuramıyor bunda. Enteresan bir şey. At hamleyi yapamıyor ve yani. Ve o yanları çok kalın. At sanki bir şeyin içindeymiş gibi gidiyor onu koyduğun zaman üstüne. İlk takarken falan da bir şey yok. Yok, hiç problemi yok. Bu arada Serdar'ın da tabii epeydir uğraştığı bir konu var. Bu acı damak diyoruz ya biz. Evet. Ona benzer bir aparatı yurt dışında kullanılıyor biliyorsunuz böyle. Özellikle o güçlü kuvvetli atları. Birçoğunu zaten görürsünüz yurt dışı yarışlarında. Türkiye'de buna bazı hipodromlarda izin veriliyor, bazılarına verilmiyor. Serdar da haklı olarak diyor ki ya İstanbul'da kullanılan şey Ankara'da kullanılmıyor. Neymiş kullanılmayan? Acı damak. Bir kantarma bu böyle şey gibi. Ben şimdi sana biliyorum yuvarlak şey var. Yuvarlak evet. Şey acı damak değil yani. Evet. Değil de işte yani böyle sert atlar için kullanıyor. Burada da kullanıyorlar. Burada kullanıyorlar, Ankara'da kullanılmıyormuş. Allah Allah. Ankara'da izin vermiyorlarmış. Evet. Burada 20 sene evvelden kullanıyordu Bolt Pilot falan. Devamlı kullanıyordu bunu. Ankara'da kullanılmıyormuş yani bunu burada kullanılıyorsa orada da kullanılması yani, lazım yani. Niye kullanılmıyor yani? Kantarmada şey, kantarma demirinde kullanılmayacak tek şey bu. Çubuklular vardır böyle. Onlar yasaktır çünkü neden? Makinenin böyle yaptığı zaman at makinenin şeyine geçebilir. Demirine. Ve hatta yuvarlak altında böyle düz demiri vardır. Yani aşağı doğru. Yuvarlak şöyle diyelim ki şu böyle halkası şu kadar da bir aşağı doğru çıkıntısı vardır. Ha bunlar yasak olabilir. Çünkü neden? Riski takılma. Acılamak dediği şey normal kantarmanın altında böyle yuvarlak atın ağzının içine giriyor. Kantarma ile beraber o. Burasında böyle yuvarlak içinden kalır, giriyor. Kalır, içinden giriyor. Yani o da eğitici bir şey ama değil mi? Yani, tamam. Tabii at dilini üste almasın diye kullanılan bir şey. Ağzını tutsun. Zaten bir tabir vardır. Ağzını tutmayan at koşamaz. Yani dilini kantarmanın üstüne alan at hiçbir zaman için iyi koşmaz. Bu arada düzelteyim, Ankara'da değil Adana'da kullanılıyor. Adana'da işte. Adana Komiserler Kurulu kullandırmıyormuş. Dur yani tabii onların demek ki yani yarış. Ahmet Bey bir mesaj daha attı. İstanbul'da vardı biliyorum. İstanbul'da sorunlu bir atımı birkaç yıl önce start denemelerinde kullandım diye de bir mesaj gelmiş. Ben hiç görmedim. Ankara'da 6. yüz kullanıyor diye bir mesaj daha geldi şimdi. Ama Adana'da niye kullanılmıyor bilmiyorum. Yani evet. İstanbul'da Ankara'da kullanılan bir şey Adana'da niye kullanılmasın yani? Kesinlikle. Bir kopukluk var. Evet evet bir iletişim sorunu var. Onu sormak lazım ki. Ya şimdi zaten öyle bir şey yapılmalı ki yarışlar başlamadan evvel bütün komiserler bir araya toplanıp. Yapılıyordu eskiden. Yani bunlar. Bu komiserlere yani, onların üstünde biz de katılıyorduk. Yüksek komiserlerden atçılığa kim bakıyorsa yani o örnek şey, koşular o getiriliyordu yani, ekrana. Bu mevzular konuşuluyordu. Farklı uygulamalar evet, konuşuluyordu. Farklı uygulamalar yapılmayacak. Biz de soru soruyorduk. Yapılacak inşallah. İnşallah. Yapılacak diyorlar. Bekliyoruz. Yani bu, ben bir çalıştaya gideli 10 sene oldu. İki sefer gittiydik o sene işte. En son çalıştayın üzerinden 2 sene geçti. Kaç? En son çalıştaydın üzerinden 2 sene geçti yani. Ondan evvel işte 7-8 sene, 9 sene evvel çalıştay yapıldı. 2 sene üst üste gittim 2010 ben. Filandı. O evet, günden bugüne yapılacaktı. En fazla kararın alındığı ve uygulandığı. O jokeylerin kilolarının 5 şey çıkması, aprantilerin işte, daha doğrusu işte onlar. Hep o dönem olmuş bunlar. Hala işte yapılacak, bekliyoruz. Evet, Sait Aksoy'la ilgili, Kıstırak Koşusu'yla ilgili, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili sorularınız var. Birazdan geleceğiz ve detaylandıracağız diyelim ama önce hazır bu yurt dışından bir görüntü geldi. Onun üzerine Justify'ı da verelim. Hani yurt dışını açmışken Justify'la ilgili görüntüleri de görelim. Atahan abi sözü size bırakacağım. Justify'ın görüntülerini de rica edelim arkadaşlarımızdan. Bugün sevgili Murat Sancal, Amerika'daki gururumuz, başarılı antrenör dostlarımızdan. Bugün paylaştı. Justify biliyorsunuz Triple Crown'a gidiyor. Hem Kentucky Derby'yi kazandı hem Preakness'i kazandı. Bu sabah da idmandaydı. Murat ikinize de çok selamı var. İzleyicilerimize de çok selamı var. Bir katkı yapmak istedi. Onun işte son düzlük kenterini çekmiş bize. Oradan sonra da ahırına doğru girişini çekmiş. Enteresan görüntü var. Bir önceki bir görüntüyü gösterebilir misin sevgili Tanzer?
Ben dur dediğim yerde bir durduruver lütfen. Evet, biraz daha gelsin. Dur. Şu anda bu yandaki pony var orada görüyorsunuz. Pony diyorum ben ona. O kim biliyor musunuz atın üstündeki? Safkan'ın antrenörü. He. Efsane Wayne Lucas. Allah Allah. Tabii. O da sahada. Seyretmiyor ama. Yok, o şimdi o düzlüğü döndüğünü görünce kendisi de dönüp şeye doğru gelmek istedi. Çıkışa. Evet, çıkışa geldi. Beraber gitti büyük ihtimalle bir yere kadar. Sonra onu bir yerde bekledi. Ondan sonra da geldi. Devam etsin. İki efsane. Justify. Wayne Lucas. Ondan sonra bu da... At bunu çok da... mutlu. At mutlu. Çok mutlu yani. At yani çalışırken. Çok biliyorsunuz rahat. İlk yarışından sonra bir kütleme falan oldu. İnternette videoları gezdi. Arka sağ ayağını alamıyordu falan ama bir şey yok, bir şey yok demişlerdi. Burada şimdi... Kenterinden sonra ahırına gidiyor. Burada da bir görüntü dikkatimi çekti. Onu da paylaşmak istedim size. Biz de biliyorsun basın mensubunun, fotoğrafçının işte çim piste girmesi zordur. Ahırlarda arkasından bir atın gitmesi çok kolay tabii, şeyler tabii. Değildir. Böyle at sahibi de çok sevmez. Çekemezsiniz. Bizim ekip şeyler istemez. De çekemez. Bakın şimdi arkası... Yok yok. Devam edelim. Deminki görüntüye devam edelim. Az evvelki görüntünün devamı. Deminki görüntüye devam edelim. Bu Wayne Lucas. Justify. Tamam. Evet, bunu yürüt yürüt gel. Evet, yürütelim. Gel. Yürüsün. Verelim ekrana. Devam etsin. Evet, yarış severlerimiz de görsün. İdmanını bitirdi gidiyor Justify. Belmont hazırlıkları tabii olanca hızıyla sürüyor. Basının müthiş bir ilgisi var tabii. Amerika zaten bu işler bizden çok farklı oluyor. Devam etsin. Şimdi Safkan'ın arkasından. Burada. Devam etmesi lazım. Çok az daha gidiyor mu? Olması lazım ha. Gitsin. Gittiği yere kadar bu kadar. Olmaz. Olması lazım devamı. Gönderilen videoda biraz daha ilerideydi. Arkadaşlar çekecekler. Peki. Arkasından bir ordu gidiyor basın. Kameralar, gazeteciler, fotoğrafçılar. At nereye giderse arkasından gidiyorlar. İnanılacak gibi bir şey değil. Japonu, Amerikalısı, Fransızı. Şimdi yeni fenomene dayı. 30-40 kişi arkasından şimdi görüntü arkadaşlarım şey yaparlarsa grupta da olacak yani WhatsApp grubunda da var. Arkasından inanılmaz gidiyorlar ama çatın umurunda değil yani. Hiç kendi işini şeyini yapıyor. Rahat. Hiç kimse de nereye gidiyorsunuz filan demiyor yani. Murat'a çok teşekkür ederiz. Dayıyı kandırırsak inşallah Amerika'ya geleceğiz bu sene. Bridges Cup'a. Esra Hanım bir katkı yapmış. Esra Atman. Evet. Diyor ki Süleyman Bey bize önermişti. Start provasında da kullanmıştık. Kulüpte olan benim bildiğim kadarıyla bu örtünün biraz daha iptidai şekliydi demiş. O da Süleyman Hanım. Ben de onu okuyacaktım şimdi. Programı seyrediyoruz. Selamlar demiş. Sevgili Esra'ya selam olsun. Selam olsun. Saygılarımızı iletelim. Ya evet. İşte şey bu Yüksek Komiserler Kurulu toplanıyor ya ayda bir falan işte o zaman bu şikayetlerimizi bu atçılık adına işte dernekler bu şikayetlerini dile getirip böyle şeylere ihtiyacımız olduğunu kısa dile getirmeleri lazım. Yani şimdi bunu kim dile getirecek? Atçılar Derneği. Yani İngiliz Atçılar Derneği, Arap Atçılar Derneği yani dernekler getirmesi lazım. Evet. Yani bunu şimdi biraz antrenörler talep edecek böyle şeyleri. Atçılar da bu işe. Antrenör derneğe de tamam ama yani. Hayır yani ama, istek olarak diyorum, talep olarak. Tabii ki. Bunu dile getirip. Dayıcığım Cross Nozmet diye bir şey mi vardı? Tabii yani, hepsi. Yani şu Meksika bağlıyorlar. Bilmem, burun bandı diye bir şey mi vardı? Yani. Sevgili Murat Kesebir. O getirdiği zaman kullandırmak için yazılar yazıldı, şunlar yazıldı, bunlar yazıldı ama şimdi bu işlere daha açık komiserler kurulu. Yani bunu da kabul edelim. Yani son 5 yılda eskiden jokeysiz starta at girmesi diye bir şey mi vardı? Tabii. Bunların hiçbiri yoktu. Yani makul, mantıklı olan şeyler güzel de anlatılırsa mutlaka çözülüyor diye düşünüyorum. Bunu da hallederiz diye düşünüyorum ya. Bakalım. Bu görüntülerden sonra bir iletişim olur. Hallolmadı bak ama. 20 sene oldu dedim. Ben getirdim 20 seneden daha evvel. Almanya'dan getirtmiş. Bunun üstüne düşelim bu hafta. Aynen öyle. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Yarış severlerimizi de bilgilendireceğiz tabii. Bu arada yeni şeylerden bahsediyorsun. Bilmiyorum koşullara devam ediyor musun? Şimdi. Beşli bahis mevzusu da var. Şimdi beşli bahis mevzusuna konuşmazsak geçeceğiz. Konuşmazsak çünkü eleştiri alırız çok. Yok. Gelen lazım. Katkılar da var. Yani parklar hani son provalara sadece Sait Akson, Kısrak, Mehmet Akif Ersoy koşulları değil. Aynı zamanda beşli bahisle ilgili görüşler de soruluyor. Atahan abiden ben de gelecek bilgileri merak ediyorum. Beşli bahisle ilgili önce bir tabloyu alalım. Başlıyor dedik. Bakalım nasıl başlıyor.
belirlen daha önceden belirlenmiş, ilan edilmiş koşularda yarışın ilk 5 derecesini sıralı olarak bilmeye yönelik bir oyun sıralı 5'li bahis. Ve 3 Haziran 2018 tarihinde kısrak koşusuyla da startı veriyoruz. İkinci aya, daha doğrusu ikinci kez oynama fırsatımız olacak koşu ise 1 Temmuz 2018 Gazi koşusu olacak. Atan abi buyurun. Ya şimdi tabii yeni bir oyun. İnsanlar da tabii merak ediyor. Bu oyun aslında hani Türkiye'de yeni bir oyun ama Fransa'nın star oyunlarından bir tanesi. Yani Fransa'da yıllık at yarışı Ciro'sunun 5'te 1'i bu oyundan oynanıyor. Evet. Müthiş bir rakam. Yani Türkiye'de atıyorum günde yaklaşık 13-14 milyon bir Ciro olduğunu düşünseniz, 5'te 1'ini hesap etseniz yani 3 milyon liralık gibi bir oyuna denk gelir Türkiye'de. Fransa'da da bir çok daha büyük volümlerle oynanıyor. Hakikaten Fransa'nın şey oyunlarından bir tanesi. Cazip oyunu. Tabii. Ben bugün sevgili genel müdürümüz Tuncel Aydın'dan biraz bilgi almak istedim. Çünkü bunun konuşulması lazım. Sosyal medyadan da hep eleştiri de geliyor. Yani bu konuyla alakalı fikir olan dostlarımız bunun konuşulmasını istiyorlar. Tuncel Bey'den aldığım bilgiler şöyle. Dedi ki biz bunu bugün düşünmedik. Bu bizim 2011 yılında düşündüğümüz, takip ettiğimiz, bildiğimiz bir oyundu. Dolayısıyla bunu Müşterek Bahisler Yönetmeliğine o dönemde eklettik. Fakat bugüne kadar bekledik. Neden bekledik? Çünkü 5. ikramiye verilmesi gerektiğini biz de düşünüyoruz. O nedenle bugüne kadar oynatmadık. Çünkü sosyal medyadan da eleştiriler hep şu doğrultuda geliyor. Hatta bugün sevgili Reşat Başkan'la da konuştum. O da bununla alakalı bir yazı yazdı. Yarın çıkacak. Mevzu şu. At yarışlarında ikramiye kazanamayan atlar üzerine müşterek bahis oynatmak doğru mudur, değil midir? Sakıncalı mıdır, değil midir? Yani tabii ki şimdi 5. enseye basar gelir. Hep bu endişeler var. Yani 5.'nin enseye basması filan. Onun üzerine sayın müdürümüz dedi ki doğru, aynı şeyleri biz de kaygıları düşündük. O yüzden bugüne kadar oynatmadık. Neden şimdi peki oynatıyoruz diye soracak olursan biz dedi bununla alakalı yani üzerine 5'li bahis konulan yarışlarda 5.'ye ikramiye verilmesi konusunu şu anda üzerinde çalışılan ve neredeyse bitme noktasına gelen ve çok kısa bir süre sonra da ilan edilmesi beklenen at yarışları yönetmeliğinin içerisinde biz bunu koyduk. Yani üzerine 5'li bahis koyduğumuz konular, yarışlarda 5'inciye ikramiye verilmesi konusu şu anda bakanlığın önünde. Onaya da. Yeni yayınlanacak olan, çıkacak olan, onaylanacak olan at yarışları yönetmeliğinin içerisine bu dert edildi. Dolayısıyla bu sorunu aşacağız. Bu iki koşuyu, yani bunu beklemeden bu iki koşuyu oynatmamızın sebebi de bir nevi bir lansman olsun, bir tanıtım olsun. Yarışseverlere bakın bu oyun geliyor. Buluşsun. Evet, bu oyun geliyor, bu oyunu oynatacağız diye bir ön tanıtım olsun diye bu şekilde yaptık bir dedi. Bir de katılır mısın bilmiyorum abi. Öyle iki koşu seçilmiş ki, yani kısrak koşusu, gazi koşusu. Şimdi beşinciliği de çok kıymetli. Neden? Yani Allah korusun, kimse için istemiyoruz ama yani salyasıyla, prensibiyle, zaten genelde beşinciliğe insan hani dayı daha güzel anlatır onu. Şey ben yapar. Bir şey anlatayım bu yarışla ilgili. Sonra ben bununla ilgili bir soru da soracağım. Doğru. Bilmediğim bir konu var. Almanya'da bu yarışın ismi Rencundet yarışı. Fransa'da da Quinte diyorlar. 15 gün evvelden 13 at yazılıyor. Pardon. 15 at yazılıyor. 2 at yedek yazılıyor. Koşmayan olursa. Çıkarsa. Tabii. Jokeyleri yazılıyor. Eskiden işte birden 5'e kadar yapıyorlarmış. Orada işte bazı ayarlamalar olmuş jokeylerde. Ondan sonra birden 5'e kadar yapıyor. 5 tane de numara koyuyor. Hepsi numaralar şeyden, tombaladan çekiliyor. Onu bulan alıyor. Oo, yarış derecesi artı. Yarış derecesini buluyorsunuz, bir de numaraları buluyorsun. Fransa'da da öyle. Ve son çok çok büyük para. Bir hale getirmek yani için. Yani milyonlar. Büyük. Fransa'da da milyon bu deklerin üzerine falan. Bir seri numarası gibi bir şey oluyor. Bu beşliği bilenler içerisinde bir de o numaraya göre bir çekiliş yapılıyor. Onun tabii ekstra bonus bir parası var. O sürekli devrediyor. Aynen. Reşat abi bunu çok güzel çalıştı bugün yazdı. Yarın paylaşacağız o yazıyı çok detaylı bir şekilde. Bir de Fransa'da şey de var yani sıralı beşliğinin yanında ilk dördü bilirsen bir para var. Hatta işte amorti gibi. Evet, karışık bilirsen bir para var beşliği. Dörtlüyü karışık bilirsen yani o beşliğin içerisinde çeşitli tevziler %20'lik ayrı bir dilim ayrılıyor. Oradan veriliyor ama tabii çok büyük bir havuz o. Yani Türkiye'de şu an başlarken öyle başlamayacak. Sıralı olarak başlayacak. Frankfurt'ta binmiştim ben bu Rencundet yarışına. Bu işte anlatmıştı bana Mustafa Kurdu. Bana selam olsun buradan işte yani yapılanları falan sonra işte bu düzeye çektiler numaralar falan koyuldu.
İşte aşağı yukarı bir sene falan takip ediliyor jokeyler. Vay işte diskalif ediliyorlar falan filan. Çünkü büyük paralar olduğu için ayarlama oluyormuş. Jastefi yarışına Wayne Lucas dedi, Bob Baffert olacak. Bob Baffert. Sevgili dostlar düzeltmiş doğru. Bob Baffert. Bu arada benim önüme bir videonun devamı, bir dakika. Ben buradan ayarlamaya çalışacağım sevgili Tanzer. Videonun bu arada devamını. Ben bir şey sormak istiyorum bu 5'li bahisle ilgili. Şu andaki şey bilmiyorum, sizin zamanınızda nasıldı? Beşinci olan at şu anda jockey tartılıyor mu? Tartılıyor. Ringe geliyor. Tabii ringe tartılıyor. Geliyor, tartıya da gidiyor. Tartılıyor. Beşinci at tartılıyor. Tabii çünkü... Şimdi normalde mesela beşinciliğe, beşinci olmayayım diye bazen niye enseye basıyor jockeyler? Ya altıncı olsa tartılmayacak, çıkacak yukarıya. Başka tartı, bir şey... Tartı zorunluluğundan kurtuluyor. Beşinci olunca bir de eğri sök gel tekrar tartıl, o riski al, tartı riskini al. Bir sıkıntı yani, o da bir sıkıntı. Bu işten ilgili bir şey anlatayım. 94 senesinde şey, Japonya'ya gittik. Japonya'da 1'den 7'ye kadar ikramiye. 1'den 7'ye kadar ikramiye var. Bir de kazanan attan 4 saniye geri gelirsen bir ayda istirahat var. Oo, ceza var dereceye göre. Tabii, yani yarışa gelemiyorsun yani. Yani kazanan attan 4 saniye geri geldiğin zaman bir ay ceza, istirahat yarışı alıyorsun. Almıyor. Evet. Ya senin atın zaten 4 saniye geri geliyorsa yarışacak i̇şte iyi bir durumda değil diyor. Yok diye zaten at kendiliğinden kayboluyor gidiyor. Ve jokeyler hepsi potayı geçene kadar itmek mecburiyetinde. Şimdi mesela hani bizde en çok enseye bastı diye eleştirilen iki tane jokey var işte. Selim, Uğur mesela son dönemlerde Uğur oluyor mesela. Son aksiyonu yapmıyorlar. Şimdi tam üzerine beşli bahis konmuş bir yarışta Uğur'un veya Selim'in böyle bir şey yapıp altıncılığa komiser, düşmesi çok ciddi problem olur yani. Yok, komiser gelip uyaracak. Böyle bir şey konduğu zaman lazım. Uyaracak ve de böyle bir şey yaparsan cezayı yersin diyecek. Yani bu sorumluluk ama yani enseye basıp atıyorum ikili bahisten de oyun kaybedilebiliyor. Üçlü bahiste de kaybedilebiliyor. Ama biraz işte o beşinci yarısı, altıncılıkta tabii, demin söylediğim tartı yükümlülüğünün belki de beşinci ikramiye verilmeye başlandıktan sonra evet. Üzerine bu bahis konu oynar. Evet. Belki altıncının da tartılması gerekiyor o zaman. Çünkü beşinci aynı prosedür orada devam etmesi lazım. Oradaki bir olumsuzluk da. Tabii ilk altının ringe gelmesi lazım. Bir şey olursa onun önüne geçip ikramiye alabilecek. Tabii, bu tabii atçıları ilkeleri. Desteklemesi açısından da hani müşerrek bahislerin dışında atçıları desteklemesi açısından da beşinciye ikramiye konusu harbi önemli öyle, bir konu. Tabii. Bu ikramiyelerle alakalı da sanıyorum yakında güzel müjdeli haberler gelecek. Tabii şu anda tam net netleşmiş bir şey yok ama onun için sanıyorum ciddi bir iki bir. Haftaya bir ihtiyacımız var. Hem at yarışları yönetmeliği çıktıktan sonra yeni yönetmelikte neler var neler değişti onları görme şansımız olacak. Hem de inşallah ikramiyelerle ilgili de güzel bir haber. Belki Gazi Koç öncesi. Sayın Yönetim Kurulu'ndan bekliyoruz inşallah. Çalışıldığını biliyoruz zaten bununla alakalı. Ama şu an için erken olur böyle bir şey söylemek. Netleştikten sonra gerekli açıklamalar zaten yapılacaktır. Aynen. Belki bize nasip olur biz buradan yaparız. Bu beşli bahisle ilgili de bunu paylaşmak istedim. Hani niye konuşulmuyor, ne oluyor? Tabii birim fiyatı merak ediliyor. Yani birim fiyatı ne olacak diye merak ediliyor. O da henüz karar verilmemiş. Yani ne olur bilmiyorum. Hani benim şahsi fikrim ya 10 kuruş ya 15 kuruş gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Tabela bahisle 7'li plase arası gibi. Gibi öyle bir şey düşünüyorum ama tabii karar yönetim kurulunun olacaktır bu konuda. O da sanıyorum birkaç gün içerisinde belli olacak. Bekleyeceğiz ve göreceğiz tabii ama ki. Ama 5. ikramiye konusu önemli yani. Ben de aynı hassasiyetlere katılıyorum ki kulüp de aynı şekilde. Nasıl verecek acaba? O da bir şey. Çok kolay. Yani yarış severim de burada hani olayı sahipleniş biçimi ilginç. Yani atçının oradaki hani mücadelesine kendini ortak olmalar lazım. Beşinciye de dördüncünün aldığının yarısını verecek. Tabii %5 olması gerekir. Tabii orası bu çok tartışılabilecek bir konu. Yani şimdi tabela bahis koyduğunuz bir koşu bir grup yarış olmayabilir. Orada beşinciye ikramiye verilirken işte bir grup yarışında beşinciye ikramiye verilmemesi bir şey olabilir. Ama tabii bu işi hani bir müşterik bahisi kaliteli destekleyen. Atları desteklemek ayrı bir konu. At neslinin ıslahı, iyi atı desteklemek ayrı bir konu ama işin müşterek bahis tarafı daha farklı bir konu yani. Müşterek bahisi zaten iyi olduğu zaman da o dönecek yani ikramiye olacak. Evet. Tabii tabela bahis konusunda yani dönecek ikramiye olacak atlara. Hani bu oyunu oynatmakta atların kalitesinden ziyade belli bir sayıya da ihtiyaç var. Tabii. Yani nasıl? Tabii ki. İşte plase şu kadar atın koşulduğu koşuda oynanabiliyor. İşte atıyorum. Tabela. Aynen öyle. 13 atın. Dolayısıyla burada sayıya da bir ihtiyaç var. Yani 13-15. O 13 ile 15 arasında yani değişmesi lazım. Bir alt sınır olmuyor. Bunlar aracık. Ama keşke bütün koşullarda, ya özellikle sınıf koşullarda da 5. ikramiye verilebilse. Tabii ki çok önemli olur tabii. Yurt dışına geçelim. Dönüşte Justify'ın görüntüleri benim önümde hazır. Onu da verelim. 9 numaralı Safkan gayri resmi olarak yarışın galibi diyelim. Yine kesinleşince alt yazı olarak bilgileri vereceğiz diyelim.
Justify'ın görüntüsünü görüp sosyal medya katkılarınıza küçük bir parantez açacağız. Önce Justify'ın kalan görüntüsünü ben hemen buradan oynatıyorum. Evet Atan abi, geldi görüntü. Evet. Justify devam ediyor. Şimdi arkadan senin söylediğin gibi bir ekip şimdi gelecek ki. Başladı. Bob Baffert arkada mavi gömleğiyle gidiyor. Onun arkasında başladı kameralar, basın. Zaten kartları orada. Durdurdum burada. Devam ediyor mu? Biraz daha oynatayım. Hemen arkadan giden kameralar. Bak fotoğrafçılar başladı. Evet, yani bir 5-6 kamerayla gittiler. Yani yok, devamı da var. Belki orada çıkmış olur. Yani hı-hı, 30 kişi arkasından gidiyor. İnanılacak bir şey değil yani. Türkiye'de bu işleri birazdan konuşuruz. Sosyal medya katkılarınıza kısaca şöyle bakayım. Mustafa Yürüdüm Bey, Direnç Erdoğmuş. Yine beşli bahis oyunuyla ilgili katkı yapmış. Sayın Mustafa Aytar, 5. olan ata ufak da olsa ikramiye verilemez mi konuştuk. Bununla ilgili Türkiye Jockey Kulübü Bakanlığı ilgili başvuruyu yapıp bekliyor. Bir nevi lansman niteliğinde bu iki koşu denmiş. Sevgili Gökhan sormuş Bursa'dan, aynı zamanda klasik tabela bahis de oynanabilecek mi o koşulara? Bunu o günkü programda hep birlikte takip ediyor olacağız. Yani normal tabela oyununu etkileyecek mi? Sıralı beşli bahis belki de bu iki koşunun oynandığı yarış günü. Yani sanmıyorum beraber oynatılacağını ama. Bence de ama bir tabii ki resmi tabii bilmiyoruz. Tabii o konudaki alınan kararı bilmiyoruz. O günkü müşterek bahis duyurusunda sizlerle paylaşacağız. Grup 1 yarışlarda 2. 3. jokeyin kaskına kamera takılsa, yani yarışta 2-3 gideceği belli atın jokey kaskına kamera takılsa daha renkli olmaz mı? İmparator dayımıza selamlar Ankara. 117 oğlu Bayi Engin Bey sormuş. Jokey kasklarında yani kamera dünyanın her yerinde ekürinde de yapılmıştı. Yani biz selam olsun Ahmet Celaloğlu getirmişti. Yaptık biz, taylar çalışırken koyuyorduk veya diğer atlar çalışırken çok güzel bir görüntü veriyordu kamera. Yani eğer öyle bir şey isterlerse rica ederiz kendisinden kamerayı. Teknik olarak ben bir katkı yapayım. Geçtiğimiz yıllarda iki gazi koşusu önce talepte bulunuldu. 150 gramlık bir fark oluyor. O 150 gramın işte tartıyı etkilemesi etkilememesi konusu. Yani orada yani bir soru işareti oldu. Ve bazı ekürler ne yazık ki o 150 gramı almak istemediler. Yoksa komiserler kurulu bizden okey 150 gramı ama tabii ki resmi olarak ekleneceği için tartarız denilmişti. Yani sahaya çıkışına okey verildi ama ekürler bu sefer o 150 gramlık dezavantajı. Ya 150 gram eksik tartılacak tartılıp bir şey yok. Tartılıp tamamlayabilir aslında, evet. Kask nasıl olsa tartılmıyor mu? Evet, tartıya girmiyor. Girmiyor. Ama, ama 150 gram fazla 150 koşuyor gram mu? Fazla 150 gram eksik tartılacak. Bu kadar basit. Yarıştan sonra da kas çıktığı zaman o 150 diyelim ki 55 kilo mu tartılıyor? 54 kilo 850 gram tartılacak. Gelecek. Kolay. Yapılabilecek bir şey. Bunun at sahibinin yok benim 150 gram koymama. Tabii. Dezavantajı vesaire. Yani bu atçılığa bir... Şimdi mesela trakusu takarken izin alıyor musun atın sahibinden? Hayır. Bunu takarken de bu takılacak. Trakusu da kocaman bir şey atın beline vuruyor böyle. Belki orada hani herkes de şartlar eşit gibi mi acaba? Yani o tabii ki o... Yani belki. Yarış müessesesinin karar vereceği bir at üzerinde olur. Çok da problem olacak bir şey değil. Yani bunları ya şimdi tabii ki bunu takacak jockey biraz deneyimli. Abilerden olması lazım. Gayet de iyi olur. Yarışın içinde ne oluyor, ne bitiyor seyirci bir görsün. Harika olur ya görsel olarak gerçekten. Yani bir bekleyen ata konulur, bir kaçan ata konulur. İki bir açıyı da yarıştırır. Yani üç sefer mi koymak istiyorsun bunu? Bir kaçan ata bakarsın o yarışın içinde. Bir ortada bekleyen bir at, bir de engeri bekleyen bir at. Engerideki at da tabii daha anlamlı olur. Yani hani yarışın önünde görmek açısından. Bir sefer biz izledik çok yapıyorsun tabii, anında. Tabii yapılıyor. İdmanda bile yapıyorlar ya. İdmanda yapıyorlar yani. Netli izliyorsun. Çok güzel yani. Çok netice aldık. Belki bu yılda bir kez daha gündeme gelebilecek konular. Çok katkı var. İnanılmaz katkı var. Sosyal medya adresi var mı Süleyman abinin diye hepsini sormuşlar. Hepsini okuyoruz yani. Hepsini cevap veriyoruz belki ama. Adresi hani hepsini tek tek okuyoruz hakikaten. Var yani, bunu bilin. Ben kullanmadığım için. Çünkü yazacaklar, yazacaksın bilmem ne. Bu işleri sevmediğim için. Süleyman abi adına biz takip ediyoruz burada. Evet, katkılarınıza birazdan tekrar dönmeye gayret edeceğim. Farklı analiz son provalar etiketine yazılanları takip ediyoruz. Diğerlerine yetişme şansımız inanın olmuyor. Ve geçelim Sait Akson, Kısrak ve Mehmet Akif Ersoy koşularına. Önce Sait Akson koşusunun muhtemel jokeylerini bir görelim. Bakalım. Evet, Sait Akson koşusunun muhtemel jokeyleri gelecek. Böylece hem
deklereyi konuşmuş olacağız hem muhtemel jokeyleri göreceğiz. Görelim. Sayit Akson ve Mehmet Akif Ersoy aynı anda tablo tamamdır, gönderelim. Ya tabii bir şeyi söyleyelim yani bu muhtemel. Yani evet, bu böyle muhtemel olacak diye bir şey yok. Biz bütün gün yani birçoğunu beraber teyitledik. Evet, evet, birçoğunu yapmaya teyitledik, çalıştık ama tabii değişiklikler olabilir. İki yarışa birden kayıt olan safkanlar var zaten. Onları da ekranda şu anda görüyoruz. Hı hı. Onların nereye koşacakları %100 bir şekilde henüz kararlaştırılmış değil. Tabii koşacakları yere göre jokeyleri değişebilir. Ama şu anki son tablo böyle görünüyor. Gayri resmi olarak şunu söyleyebiliriz. Sayit Akson'da Ağa Osman, Özcan Yıldırım'la İstanbul'da olması muhtemel ki Ağa Osman her iki yere de yani cumartesi Mehmet Akif Ersoy, pazar Sayit Akson kaydı olan safkanlardan biri. Burak Şah jokeyi netleşmemiş. Son bilgi birkaç jokeyle temas halindeler ama şu anda olmaya en yakın isim Sercan Tırpan olabilir. Dolayısıyla o bilgiyi verelim. Ama kesinleşmediği için, daha doğrusu henüz prensip anlaşması netleşmediği için soru işareti olarak. Coyote Fly iki yere de kaydı olan safkanlardandı. Ankara'da Ahmet Çelik'le prensip anlaşmasında. Yani bugün son yaptığım görüşmede o şekilde bir karar verildiği söylendi. Hı hı. El Nino Akın Sözen'le Sayit Akson'a gelecek. Emperor Sion'un henüz netleşmiş bir ismi yok. Ganando Solo Mustafa Çiçek'le daha önceden söz kesmişti. Aynen gelecekler. Halil Şah Kadir Tokaçoğlu'yla gelecek. Hep beraber iki yere de kaydı vardı ve merakla bekleniyor. Tabii biz Ankara'da koşma ihtimaline göre bu şekilde yazdık ki onunla ilgili detayı biraz sonra vereceğim. Net bir bilgi, daha doğrusu biraz daha netleşmiş bir bilgi gelecektir. High Pleasure aynı şekilde nereye koşacağı ve hangi jokeyle start alacağı belli olmayan isimlerden biri. İshak Baba Erhan Yavuz idaresinde yer alacak. Kobra Gökhan Kocakaya ile söz kesti. Last Shadow'un henüz jokeyi bildiği. Last Shadow'la ilgili son dakika bir gelişme şöyle oldu. Hep beraber şayet Ankara'da kalırsa yani bu tablo doğru olur çıkarsa Ayhan'ın Last Shadow'a binme ihtimalinden söz ediliyor. Onu ilave edebiliriz. Öyle bir bilgi verelim. Hep beraber Mehmet Akif Ersoy koşarsa Last Shadow Ayhan Kurşun birlikteliği görebiliriz. Sayit Akson'un Mr. Görkem çok konuşulan tartışılan isimlerden evet, biriydi. Ankara'da mı kalacak, Uğur Polat'la gelecek İstanbul'da mi? Karar, yani İstanbul'da kalmaları kararlaştırılınca Uğur Polat'la devam ediyor. Montana'da Saadettin Boyraz'ı, Ritim Divine'da Halis Karataş'ı göreceğiz. Royal Avşar Ankara'yı tercih eden isimlerden biri olacak. Mustafa Çiçek idaresinde olacak. Run Envin'de Selim Kaya, Süperstar'da Ahmet Çelik'i göreceğiz. Mehmet Akif Ersoy konusunda Civan'ın Gökhan Kocakaya birlikteliği devam ediyor. Az evvel Coyote Fly'ı söylemiştik. Distant Shining Uğur Polat birlikteliği devam ediyor. Hep beraber Ayhan Kurşun birlikteliği devam ediyor. Kerem İto Halis Karataş kazanmışlardı devam ediyor. Mekiskır'da Mustafa Tarhan, Royal Avşar'da Mustafa Çiçek ve Şarpa'da Selim Kaya devam ediyor. Diyelim Vancouver'ın henüz netleşmediğini de söyleyelim. İlk tablomuz böyle. Yorumlarınızı alalım. Yani burada artık yorum atların ayakları düz bassın. İyi olan kazansın. Kazasız bir yarış nasip etsin, foysuz düzgün şekilde diyeceğimiz bu. Şimdi tabii burada bazı jokeyler bazı atlarla ilk defa bir araya geliyorlar. Hı-hı. İşte şimdi ilk bakışta bakıyorum El Nino ile Akın herhalde ilk defa evet, bir araya gelecek. Diğer at Saadettin Montana ile sanıyorum öyle yanılmıyorsam. Tabii şimdi burada hep beraber ve Rhythm Divine beraber Gazi öncesi son kez beraber bir araya gelecekler mi gelmeyecekler mi? O biraz merak edilen bir konu. Rhythm Divine artık Sayit Akson kostunu koşacağı kesin. Yani o konuda herhangi bir şey zaten daha, diğer yarışa tabii yazılmadı bile. Onunla ilgili de görüntülerimiz var. Birazdan gelecek. Onu da birazdan getireceğim. Tabii hep beraberin her iki yarışa kaydolması bugün çok konuşuldu. Nereye koşacak diye. Neden hani bir yeri tercih etmedi de böyle bir muallakta kalıyor. Tabii at sahipleri, antrenörler tabii her faktörü düşünüyorlar. Tabii. Yani bunların içerisinden en önemlilerinden bir tanesi de hava durumu ve pist şartları. Ben bugün Fedai Bey ile görüştüm yayından önce. Henüz karar vermiş değiller. Hmm. Her ne kadar biz Sayit Akson'da onu yazsak bile. Fedai Bey'in şöyle bir düşüncesi var. Diyor ki ben bu yarışlarda herhangi birini seçerken şuna dikkat edeceğim. Gazi günü büyük bir ihtimalle güzel bir havada ve normal bir çim pistte yarış koşulacak. Ben Gazi'den önceki yarışımı da güzel Gazi koşusuna benzeyen bir piste koşmak istiyorum. Doğrusunu düşünüyorum. O zaman öyle bir yerde noktalı virgül ekleyelim mi? Olur. Hemen hafta sonunun hava durumu tahminlerini Atan abiden katkı alarak. Şimdi Atan abi dedi ki hep beraber için belirleyici faktör saha evet ve hava durumu. Aynen. Yani pist koşulları normale yakın.
Cuma, sanki 1 Temmuz gününe yakın. Bu neresi olacaksa. Evet. Yani tabii çok değişik. Yani bizim kendi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz var. Dünyada bu hava tahmin raporlarını çok iyi yapan doğru mu bu 15 siteler ama? Var. Şimdi çok ilginç evet. Arkadaşlar evet, şimdi İzmir bu şey, yok ben bunu İstanbul'da paylaşacağım size. Bu Bakırköy'ün. Bakırköy. Yani Veliefendi İpodrom'un olduğu Bakırköy ilçesinin hafta sonu beklentileri. Cuma günü 16 güneşli. Derece güneşli. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En düşük 16, en yüksek 23. Aynen öyle. Ve 16, pazar 24. Günü. Şimdi bazı sitelere, ben bunun dışında bazı sitelere de baktım. Tabii pazar günü sağanak yağış gösteren siteler de var. Yani Fedai Bey şöyle diyor. Ben hani genelde bu hava pist durumunu çok takip ederim. 7 gün öncesinden yapılan değerlendirmelerde mutlaka belli bir başarı oranı oluyor ama bu özellikle son 3 gün, 4 gün hatta son 3 güne geldiğinde yanılma oranı çok düşük oluyor. Dolayısıyla demin söylediğim gibi ben Gazi koşusunu koşacağım pistte yapmak istiyorum son provamı. Bunun için pist şartları bizim için çok önemli. Eğer bu pist şartlarını Ankara'da bulacağıma inanırsam Ankara'da koşacağım. Ha yok Ankara'da bir yağış ihtimali olursa ki Ankara'da da bazı siteler özellikle yağış işte pazar pazartesi gösteriyor. O zaman İstanbul'da koşacağım. Şu anda yani %51 Ankara'dayım. Güzel. 51 Ankara'dayım. 49 İstanbul'dayım. Çünkü Ankara'ya 5 gün var bugün itibariyle. Bu da hipodromun yine bulunduğu Ankara'da Yeni Mahalle semtinin biraz Ankara'ya geçelim. Ankara haberleri izledim bugün akşam. Var ve bayağı inanılmaz ciddi. Bir dolu. Sanki kar yağmış. Ankara'da. Aynen. Çünkü biliyorsunuz tay denemelerin koşulduğu gün de pist 3.7 olarak açıklandı. Her ne kadar yarışların dereceleri bize tabii. Çok o ölçümü şey yapmasa da hissettirmese de böyle bir ortamda gidilmişti. Yine bir muallak da vardı. Dolayısıyla kahraman ekürüsü çok bu, stratejik. Bunu yine. Bekliyor. Son dakikaya kadar da bekleyeceklerini söylediler. Uşak'ın yoluyla ilgili bir problemi yok yani. Yol gidiş gelişle ilgili. Hayır hayır yok. Gidip gelmeyle yok. Alakalı bir sıkıntıları yok. Sadece pisti o şekilde yani normal bir çizgi bulmak istiyorum. Ankara'da da yani inanılmaz bir afat devam ediyor. Bugün de akşamüstü gösterdi. Son yıllarda çok sık oluyor. Ondan evvel zaten üst üste iki sefer sel geldi. Dolayısıyla pisti etkileyebilir ya da o yağış yani, sürerse çok ciddi bir etkisi olabilir hafta sonuna. Yani %51 Ankara fakat hava koşulları İstanbul'da daha müsait olduğu düşünülürse ekürü tarafından bir bakmışız pazar günü Sayı Takson'da hep beraber göreceğiz. Şu anda bir video da geldi Ankara'dan bugünle alakalı. Şimdi onu da sevgili dostlarıma atayım grubumuza. Oradan bir gösterme imkanımız olursa. Sevgili Tanzer sana gelecek görüntüyü bugünkü Ankara'dan görüntüyü verebilirsek. Tabii Ankara'dan dostlar da bugün Batıkent seldi diyorlar. Çok kötüydü diyorlar. Bugüne ait çok yeni bir görüntü geldi Ankara ile alakalı. Onu da verebilirsek. Onu da taşıyalım. Onu da taşıyalım. Gösterelim. Yani hep beraberin durumu böyle. Yumuşak pisti de o günü her ne kadar dereceler çıktıysa da tabii o hafta da yağmurluydu. O pisti de çok güzel koştu artık. Evet. Sayı Takson'un muhtemel jokerlerini konuştuk. Mehmet Akif Ersoy'u konuştuk ama Rhythm Divine'la alakalı paylaşımlar oldu. Halis bir araya geldi atla. Şu anda özel görüntüleri hemen verelim. Tabii verelim. Üstüne de konuşalım. Tanzer'den rica edelim. Rhythm Divine'la ilgili özel görüntüleri bir alalım ekrana. Halis Karataş idaresinde. Evet. Sabah idmana çıkış görüntüleri. Bu görüntülerden dayı belki atın hani fiziğiyle alakalı da bir bilgi sahibi olabilir. O çünkü onu benim devamlı gözlüyor. Aldığım bilgiye göre Halis atın biraz fazla işler yapıldığı görüşünde ve bu yarışa çok hafif işlerle. Yani idman programına da katkı yapıyor Halis şu anda tabii çok yani, doğal bir şey. Bu da bir tur vakar yapacağım demiş. Bu da Halis'le yaptığı 1200 metre 18'lik bir iş yapmış. Yavaş tutmuş yani atın bu haftaki işlerini. Tatlı bir iş diyebiliriz herhalde. Evet. Bu sprinti Halis'le yaptığı perşembe günü 637,5'luk bir sprint yapmış. 800'den açılmış sanıyorum. Normalde tabi bu derecelerin çok altına inebilecek kalitede plasta bir yer. Ki. Pazar günü de 1200 metrelik bir galop 1.18. yapmış. O da 1.18, 1.4.5'luk, 26.5'luk. Evet. Onu da Ferhat'la yapmış. Dayının söylediği gibi şu anda Halis'in atın çok sıkı idmana ihtiyacı olmadığını düşünüyor Halis. Tam tersi daha yumuşak bir idmana ihtiyacı olduğunu mental olarak düşünüyor. Bu konuda da tabi Safkan'ın sahibiyle ve ilgileriyle devamlı bir mütalaa içerisinde.
Bu şekilde bir gidiyorlar. Hatta işte beraber, evet, Halis, Murat Bey, İshak abi hepsi bir aradalar sabah idmanında. Evet. İdman programını da beraber yapıyorlar. Son hazırlıklarını da yaptı Safkan. Tabii çok merak ediliyor nasıl bir performans sergileyecek. Hep beraberle farklı yerlere düşerlerse tabii soru işaretleri daha da... O zaman bir mukayese kıyaslama daha farklı yapılacak. Evet. Ama beraber koşarlarsa tabii çok daha farklı bir mukayese yapılacak. Tabii ki koşunun favorilerinden biri. Belki evet. de favorisi yani biri değil şu anki şartlar. Özellikle hep beraber koşmazsa sanıyorum çok ağır favori çıkacaktır ki bunu zaten hak eden bir at bugüne kadar koyduğu performansla. Süleyman abi bu hani Gazi koşusuna giderken jokeylerin özel hazırlıklarından bahsediyoruz ama safkanlar için de bu tarz böyle hani jokeyin yönlendirmesiyle ya da antrenörün bir inisiyatifiyle rutinin dışında çalışmalar. Şimdi tabii bunlar olabilir. Yani bir jokey de mesela ben Gazi yarışında prestiji tercih ettiğim zaman idmanını kendim yapacağım. Hiç kimseyi karıştırmam. Öyle binerim dedim. Oo. Öyle bindim. Ve prestijle tabii, Gazi koşusunu kazandınız. Mesela ben Monlight'la Kıstrak koşusuna teklif ettikleri zaman hiç kimseye karıştırmam dedim hata dedim. Prestiji de sen kendin seyredip sen kendin binmek tabii. istemişsin değil mi? Aynı yere düştüler işte zaten ben Kıstrak koşusunu kazandıydım Monlight'la. Prestijle de Gazi'yi kazanmıştım. O seneye denk geldi. Yani bu oluyor. At sahibi de inanırsa sonucunu göreceğiz Sayı Taksan'da. Görüyorsun zaten sonucunu yani. Zaten Halis mutlaka bu atı ve diğer bazı atları da mutlaka kendi bindiği atların yanı sıra takip ediyordur ki bu, sen de bunu çok iyi yaparsın. Zaten mümkün atı yok. Yani bütün... Ve mutlaka o atlarla ilgili de kafasında bir fikir oturuyor. Evet. Yani bu atın performansı niye geçildi veya niye işte kötü koştu diye düşündüğü yarış, zaman kendince bir yorum ona, yapıyor. Tabii. Yarış günü bakıyor neden terliyor. Aktör bunlar. Bir ihtimalle idman yani, jokeyleri tabii paslaşmalar oluyor. Ayarı kaçırdığın zaman at söyler. Yani dozajı kaçırdığın zaman idmanda o ringe çıktığı zaman onu at söyler. Konuşur diyorsunuz. Yani. Böyle sen bakarsın seyredersin o sana söyler. Der ki işte benim yakamı bırakmıyor. Ya işte çok üstüme gidiyorlar. Beni çok eziyorlar. Çok galop yapıyorlar. Hepsini söyler anlayana. Yani, kimisi de hiç, kimisi de hiç orada ringde şöyle hafif terlemeye başlar, makinenin önüne gitti mi su keser. O da makinenin orada söyler. Hmm. Bir anda bir bakarsın ki hemen kendi kendine dersin eyvah yandım üstünde bu ne? Viraja kadar gelir orada bir boşalır. Ya orada da bırakır. Yani bu şeyler var tabii. Sevgili Tanzer, Ankara görüntüleri var ama Ankara görüntüleri bende ne yazık ki ekranda yanlamasına. Yani onu siz yapabilir misiniz bilmiyorum ama ekranda tamamdır. O yüzden bu görüntüyü ekrana vermememiz daha doğru olur. Birazdan belki halledebilirsek teknik olarak ekrana veririz ama Ankara'da bu sabah itibariyle çok ciddi bir yağışın olduğunu söyleyelim. Şimdi bu koşunun önemli isimlerinden biri de Elino demiştin. Akın Sözen'le ilk defa buluşuyor. Bu hafta evet. Elino için de önemli bir haftaydı. Evet, güzel bir gelişme oldu. Onu da paylaşmak istedim. Hani tam yeri denk gelmişken. Hazır Sayı Taksan'ı konuşuyoruz. Hatta sabah sevgili Alek Kuyumcuyan birbirimizle de konuştum. Selam olsun Alek. Hafta sonu İrlanda 1000 ve 2000 yine. Yani erkek ve dişi tay deneme koşulları koşuldu. Evet. Erkek tay deneme koşulunda ciddi bir sürpriz oldu. Roman Ice diye bir safkan Kulmur Ekürüsü'nü geçti. Sonlardaki bütün sprintiyle. Tabii merak ediyoruz hemen nedir, orijini nedir falan diye bakıyoruz. Orada bakarken çok dikkatimi çekti. Kazanan at El Nino'nun kuzeni. Yani İrlanda erkek tay deneme koşusunu kazanan safkanla El Nino'nun anneleri kardeş. Bir görelim. Kardeş. Hatta bu kısrakların annesi de çok seneler önce Türkiye'ye gelen Bayramdereli kız diye yarışta kazanmayı başarmış. Hani çok sınıf performansı yapmasa da bir safkanla kardeş. Yani Türkiye'de bilinen bir sülale. Ayrıca yani hem El Nino'nun annesinin hem Romanaz'ın annesinin bir de erkek kardeşleri var. Hong Kong'da 4 tane grup 1 kazanmış bir safkan bu. Ve o da Holy Roman Emperor. Şimdi işin enteresan tarafı da şu. Ben bunu görünce hemen Alek abiyi aradım, sevgili Alek abiyi. Hem bir güzel bir haberi söyledim. Kısra dedim bir Avrupa yolu görünüyor.
Ondan sonra fakat tabii Ahmet abi, sevgili Ahmet Giz Atın antrenörü, niye dedi öyle diyorsun dedim, yani Holly Roman'a götürüp çekersen işte Roman Ersin çok çok yakın bir kardeşini elde etmiş oluyorsun. 4-3 benzerini elde etmiş oluyorsun ki bunun Avrupa'da bir değeri olur. Gerek yok dedi. Holly Roman'ın dedi bizde yavrusu var. Triple bonus. Aa. Tabii. Biz dedi bunu triple bonus'a çekeriz ki ben çok beğeniyorum o atı. Yani aslında koştuğunun çok daha üstünde kaliteli bir at dedi. Onun da sabah hakikaten güzel bir muhabbeti oldu. Hani İrlanda Tay denemeyi kazanan bir kuzeni olunca acaba El Nino'yu bu psikolojik olarak etkiler mi bilmiyorum ama tabii işin latifesi bir yana. Hakikaten ne güzel bir detay oldu. El Nino'nun da pedigisi ne kadar güçlü olduğunu aslında gösteriyor. Tabii yani ya, bir, iyi bir yağmurda da El Nino içinde bayağı değişik bir sürpriz bir şey olabilir. Yani onlar için bir şans ortaya hayal olur yani. Mutlaka, mutlaka. Güzel bir şeydi. Onu da sizlerle paylaşmak istedim ki bu hafta hakikaten Türkiye'deki aygırların, yurt dışındaki yavrularından çok güzel haberler de geldi. Evet. Bu Şirancır'ın bir kızı grup 1 seviyesinde çok güzel bir yarış kazandı. Bu aralar hakikaten güzel haberler de geliyor. Tabii mutlu oluyoruz onlarla da. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'u da Sait Akson'la konuşurken katkılar da geliyor. Mustafa Bey demiş ki son yıllarda Mehmet Akif Ersoy koşusunda koşan, kazanan ya da ikinci olan at Gazi koşusunda 1 ya da 2 oluyor. Evet. 2015 renk, 2016 temsil. Geçen sene Piano Sonata Mehmet Akif koşusunda ya 1 ya 2 olmuş safkanlar diyor. Çok haklı tabii. Hatta geçen yıla kadar bir Mehmet Akif Ersoy, bir Sait Akson. Bir Mehmet Akif Ersoy, bir Sait Akson şeklinde geliyordu. Geçen yıl Mehmet Akif Ersoy 2 yıl üst üste Gazi koştu şampiyonluğu. Çok belirleyici bir yarış oldu hakikaten yani. Benim çocukluğumda hani tabii Sait Akson çok başka bir şeydi. Ama şimdi Mehmet Akif Ersoy aynı Sait Akson kadar kıymetli, tabii, önemli, tabii, belirleyici bir yarış haline geldi. Yani son 7 yılda 4'ü oradan, 3'ü yani Sait Akson'dan geldi. Tabii müthiş. Bu alanda hakikaten son prova ama. Yani Gazi koştu galibleri oradan, bu hafta sonundan. Aynen. Tabii şimdi bir yani yine kulakları çınlasın Mümin abinin bir lafı var. İki viraj diyor, iki viraj. İki viraj koşulmadan diyor, Gazi yarışının diyor favorisi hiç belli olmaz diyor. Ki yani bu, bu iki viraj Akson koşulacak ondan sonra. Tayların da iki viraja çıktığı ilk mücadeleler olacak hemen hemen. Yani, yani mesela, bu ölçekte. Bu ölçekte ama Adana'da mesela koşan, tabii iki viraj koşan atlar var. Ama şimdi burada bakarsan Ritim Divine iki viraj koştu şeyle Kocaeli'nde. O iki viraj güzel hep bir viraj yani esasında koştu. Yani at orada daha şeyden Çaldıran'dan sonra hiç koşmamış. Süper koştu. Harika bir yarış. Ben de ilk defa seyrettim yani. Öyle pek yarış seyretmedim. Etkileyici koşuyor. Etkileyici. Yani hem Çaldıran'ı etkileyici. Yani çok sen kalk şimdi Çaldıran'dan sonra git Kocaeli'nde bakıyorsun Kocaeli'nde koşuyor. Çaldıran kazanmış bir at. Bir kel alaka geldi bana önceden de. Ömer de oğlum yanımda seyrettik. Ne diyorsun baba ya? İyi atsa hiç etkilenmez oğlum dedim. Ne olacak? Koştu. Kenter kazandı yani. Burada da çok iyi koştu kazandı. Ama ikinci koştu yarışta da çok iyi ata denk geldi yani şimdi. Evet, evet çok ekstra aa, koşan bir ata denk geldi. Müthiş bir derece, müthiş ha, bir şimdi yarış. O da iki viraj koşmadı. Ritim Divine de iki viraj koşmadı. İki viraj koşacaklar bu hafta bakacağız. Harikulade bir hafta sonu bizi bekliyor. Evet. Kısrak koşusuna gidelim. Kısrak koşusunun da muhtemel jokeyleri Atan Zilcioğlu'nun tablosunda yerini aldı. Bakalım. Burası kimler? Hemen hemen tamam gibi. Evet. Bir tek Masandra var ama onunla ilgili de muhtelif biraz sonra söylentiler var. Evet, bir takım şeyler var. Kısaca ben geçeyim. Atan abi sözü üstüne bırakayım. Cosmic Dancer, Akın Sözen, Dakota Erhan Yavuz, Funny Familiar, Gökhan Gökçe, Grey Amazon, Özcan Yıldırım, Hafo, Müslüm Çelik, Kemancı Kız, Tolga Yıldız, Let Her Go, Halis Karataş, Miss Planet Ayhan Kurşun, Molto Bene Mustafa Çiçek, Pantarey Murat Günzeli, Perilina Selim Kaya, Persistence Uğur Polat, Run for Derya Gökhan Kocakaya ki birazdan İmparator'a da soracağım. Spirit to Joy Mücahit Bayır, Şeker Hanım Furkan Yüksel burada da bir değişiklik var ve Valencia Ahmet Çelik. Liste tamam. Masandra'da bir soru işareti var. Orayla ilgili de hem genel olarak da bir yani, döneyim Atan evet, abi. Tabii burada Perilina tekrar Selim Kaya ki iki programdır konuşuyorduk. Bindirirler mi, bindirmezler mi hatta sistemli de konuşmuştu. Onun dışında tabii çok sürpriz atlar var burada. Yarışlarını çok beğendiğimiz bütün ekip olarak mesela kaybettiğim yarış ne olacak var. Şimdi? Ben atın sahibiyim. Kaybettiğim yarış ne olacak? Perilin için konuşuyorsunuz. Herhalde. Ne olacak yani kaybettiğim yarış benim şimdi? Demek ki kısrak koşusuna o koşu artık geçmişte kaldı denilerek devam. Ya tabii hani
Şimdi ben sabahleyin saat 7.30'da buraya geldim sabahleyin. Kalktım, geldim. İlk önce Mustafa Sav'ı dedim, Mustafa ne yapıyorsun yavrum, neredesin falan. Ya telefonda konuşuyoruz. Ben tabii Halis'in Ramford Derya'ya binmesini istiyorum. Dedim, ne yapıyorsunuz bu Ramford Derya? Ben çok iyi görüyorum dedim bu yarışta. Tam mesafesi. Çünkü Halis'in başka atı yok. Mustafa dedi ki, abi biz dedi Serdar Bey'in atına söz verdik dedi. Ondan sonra dedim ya bu Ramford Derya, valla ben söyledim ama Halis onu tercih etti dedi. İşte kumda bir yarışta bindi dedi. İşte kumu dedi iyi yapmıyordu, üçüncü oldu dedi, ona güveniyor dedi. Ondan sonra o ata da bir yarış evvel herhalde Kocakaya binmiş. Doğru. Atları değişmiş. Yani atları değişmediler de Kocakaya şimdi Ramford Derya'ya biniyor. Halis de Kocakaya'nın bindiği ata. Ramford Derya'dan hani istediği şeyi alamadı gibi dayıcım. Yani binmedi. Böyle çok binmedi ama. Ha şeye bindi değil mi o, pardon. Bir yarış evvel o dördüncü, Ramford Derya beşinci olmuştu. Bu yarışta Ramford Derya kaçıncı, dört mü oldu, beş mi oldu? O yapmadı. Yarış hayatının üçüncü startında 1100'de Halis abi bir kere bindi, kazandı. Son dönemde binmedi ama. Hiç binmedi. Tamam, doğru, yani karıştırdım o zaman ben. Evet. Freates için beğenmedi. Onu beğenmemişti, evet doğru. Şimdi tabii burada görünen Perelina, Valencia, Şeker Hanım. Şeker Hanım. Şeker Hanım. Ve zaten böyle geldiler bir yarış evvel. Ramford Derya. Pardon. Selim'in tercih ettiği İzmir'den gelen at. Gray Amazon. Üçüncü. Gray Amazon. Senin Gray Amazon'la ilgili mesafe yorumun biraz sosyal medyada çok konuşuldu. Evet. Yani nasıl gitmez, gitmesi lazım türünden görüşler oldu. Özcan'la da konuştum ben bu meseleyi. O da programı o da izlemiş ama Özcan da biraz farklı düşünüyor. Yani gidebileceği gibi düşünüyor. Daha önce bindim diyor. Yani mesafeyle ilgili bir sorun. Neden binmedi şimdi Selim? Yani, tabii, neden binmedi? Şimdi benim seyrettiğim tabii yani son 100 metre son 100 metre yürüdü. Durdu yani. Böyle resmen durdu. Ha ben baktım. 1900 kazanmış 15 handikap. 1900 veya 1700 kazanmış 15 handikap. Anladım. Bu seviyede diyorsun zorlanabilir. Yani kazanmamış değil, kazanmış. Ama ben koştuğu yarışa bakıyorum. Neyse Hero'ya bakıyorum. Tabii. Bodyguard Hero içinde. Bodyguard Hero'ya baktım. Dedim ki bu at uzun mesafe imkanı yapmaz. Yok mu? Mustafa biz buna bineceğiz dedi. Bak dedim sana bir Trakosya'yı vereyim dedim. Bu dedim 1401 metre koşmaz dedim. Koşmaz. Görünüyor yani at. Ama 1400 metrenin hakiki atayım ben diyor. Gray Amazon için koşmaz demiyorsun şimdi, ama bu sınıf için diyorsun. Bu sınıfta yetmeyebilir. Evet. Yani şimdi çok güvenerek değiştirdi atını Selim, ona bindi. Şimdi geri döndü. Şimdi geri döndü. Niye geri döndü? İnansaydı mesafeye gideceğine dönmezdi. Dönmeyecekti ama atı da seyrettiğin zaman at diyor ki ben uzunu koşuyorum. Ha, at keşke uzunu koşsun kazansın biz yanılalım. Tabii ki bir şampiyon yani, kardeşi keşke. Her at için en iyisi olsun, hiç o konuda bir sıkıntı yok. Ama ben iddia ediyorum Ramford Derya bu yarışın içinde iyi bir yer alırsa bir sefer tabelayı bozmaz da. Favori. Çok kaybederse de öyle çok kafa, burun, boyun böyle şanssızlıktan falan kaybedebilir diyorum. Ya ben de şöyle hani genel bir şey olarak hani hem Perilina için hem de Valencia için bu mesafenin yani dijital deneme gibi kolay olacağını pek sanmıyorum. Yani burada çok sürpriz bir at çıkıp gelebilir. Mesela gelebilir. Moltobene, Ankara'dan gelen Sprintly Joy, bunlar çok çok enteresan yarışlar koştular. Mesafeci izlediler. Şeker Hanım da uzunu çok iyi koşabilir yani. %100 aynı kanaat. Yani, olası bir yağışta çünkü hele. Çünkü dijital deneme de Şeker Hanım da geliyor ön tarafa. Tabii. Her metrede daha geliyor, çok yaklaşıyor. Hep geliyor. Yani doğru. Hep oyundaydı. Doğru. Çok özür dilerim Süleyman abi. Yurt dışında yarışı koşalım, bitirelim. Ondan sonra dönelim ve kısak koşuna devam edeceğiz. Tamam. Gayri resmi olarak 5 numaralı safkanın galibiyetiyle günü kapatıyoruz. Birazdan kesinleşmiş sonuçlar ve ikramiyelerle son kez yurt dışına dönüş yapacağız. Katkılarını sürüyor. Bu arada küçük bir hatırlatmayı da yapayım. Programın ertesi gününde yani canlı yayınımızın hemen ertesinde öğle saatlerini geçer geçmez programımız YouTube üzerinden de tekrar yayınlara açılıyor.
ve bu anlamda da çok ciddi sayılarda tekrar yayınlarımızın da takip edildiğini biz de gözlemliyoruz. Teşekkür ediyoruz ilginizi. Programımızı canlı olarak takip edemeyen yarışseverlerimiz varsa tekrar yayınlarımız televizyonda da var ama aynı zamanda YouTube üzerinden de farklı analiz yazarak geçmiş programlara erişebilirsiniz diye hatırlatmayı yapayım. Kısrak koşusuna tekrar bir dönüş yapalım. Orada bir düzeltme yapayım. Süleyman abiye ben söz Grey atayım. Amazon'un 1900 koşu yarış kısa vade 6. Ondan sonra bir grup 3 koşuyu altı atla 5. oluyor. Handikap 15 dediğimiz kısa vade 6. Kısa vade 6. Ama işte o da böyle çok kısa vade 6 değil gibi bir yarış yani. Yani bu sınıfla kıyaslandığında kariyerleri buraya yani gelmemiş. Gelmemiş. Ya, gönül ister ki başarılı olsun. Başarılı olsun. Bizim için yarışçının, at sahibinin bütün atları bizim için değerli. Tabii canım. Ve benim için hiç ayrı gayrı yok. Ben ama burada kazandığı zaman da tebrik ediyorum. Yılın deneyimine görürsem onu söylerim. Mutlaka. Onun için de insanların alınmaması lazım. Öyle söylersen güzel zaten. Yani yoksa öyle söylersem herkes hepsi iyi, hepsi kazanır, yani, hepsi mesafeye gider. Mesela inşallah tutulacak. Göreceğiz bu haftaki yarışını. İnşallah ben yanılayım da o kazansın. Ben yani yanıldığım için hiç üzülmem. Ya tabii. Mutlu da olurum yani. Yanılgı da var bu işin içinde. Muhakkak. Ki Süleyman Aktan'ın bu tarz yorumlarının hani sahada çok ciddi de geri dönüşleri yankıları oluyor. Dayı 10 tane söylerse bir tane yanılır zaten yani. 2 tane olmaz zaten. Ya yanılır insan, yanılmaz değil. Mutlaka. Ben ya zaten. Ben de mesela Grey Amazon için hani Selim ata binince beklentim daha iyi yüksek. Atladı. Atlayınca bu atı bıraktı. Ki bir de duyuldu. Süleyman abi iki yarışlık gibi anlaşma ya, sanki. Dijitalden ve kısrak gibiydi. Evet, bir de duyuldu. Bu o kısrak kazandığı gün. Tabii. Duyuldu dendi ki işte Ankara'ya yola gidiyor. Gidiyor işte yem yemiyor. Şöyle olmuyor. Böyle. Acaba mı ondan mı? Çok at kilo kaybediyor. İşte yorgun düşüyor falan. Ondan dendi. Atı da kimse tercih etmeyince. Böyle ona rağmen harika insan, da bir at harika koştu. Yani şimdi o gün Selim binmedi. Selim atı tanıyor. Binse çocuk kötü binmedi ama Selim'in binmesi bir yarış evvel kazanmış daha farklı olurdu daha tabii ki. Gecenin manşetiydi yalnız. Benim 500, o 550 ne olacak? Yani ben şimdi atın sahibi olarak, atı sahibi kusura bakmasın. Yani ben onun şahsına konuştum. Benim 550 ne olacak yani? Kısrağımın grup biri gitti. Ne olacak yani? Kısrak da belki affettirir. İnşallah. Bilmiyorum tabii. Bir de ben Valencia'nın üzerine özür dilerim ama Masandra'ya da geçeceğiz ama hani Valencia bu kadar grup kazanıp kendi jenerasyonuna neredeyse her koşuda hakim olup böyle hep sessiz kalmayı başardı. Yani o da bir avantaj olarak gelir mi acaba? Yani zaten Ahmet'in bu koşularda çok ciddi böyle bir şansı var, bir şeytan tüyü var. Çok da iyi biniyor, çok da bütünleştiği bir at tabii. Ama bilmiyorum ya, ben de hani biraz o iki at için de zor bir mesafe gibi düşünüyorum bu yarışı. Tabii çok formda atlar. Hiç söyleyecek hepsi sözümüz yok. Hepsi iki viraj koşacaklar işte. Aynı o misal. Yani çok değişik bir at burada parlayabilir, çıkabilir. Yani bu yarışta sürpriz olma ihtimali çok yüksek. Dört tane at görünüyor işte. 5 tane diyelim. Yani birincisi, ikincisi Grey Amazon. Üçüncüsü, işte, dördüncüsü, beşincisi. Şeker tabii. Hanım. O bir de koyuyorsun. Ranford Derya diyorsun. Öyle bir at uzunu koşar ki derken Gürabi'nin atı müthiş bir yarış kazandı. Müthiş bir yarış koştu yani. Bak, bombalardan bir tanesi. Uzun mesafe atı. Hakiki uzun mesafe atı. Spread to Joy'dan bahsediyor İmparator. Persistence. Her an yaptı. Her an çok ters bir yarış koşabilir mesela. Persistence da öyle bir at. Şeker Hanım öyle bir at. Molto Bene yani yakın oldu belki yarışa ama İzmir'deki Ankara'daki koştuğu yarışa göre çok iyi bir at canım. Müthiş. Yani, müthiş bir yarış koştu. O sprinti yani, yaparsa öyle sprint makinede şahlandı. Oradan en geri kaldı. Düzlüğü çıktı. İstasyon yapmıyor. Bir kere fotonun içine %100 girer yani. Öyle bir yarış yaparsa. Ama tabii çok sürpriz atlar var yani. Masandra için bir şey söyleyecektin. Masandra evet. Şimdi tabii burada bu tabloda beni şaşırtan bir konu var aslında. Saadettin gibi usta ve çok formda bir jokey. Böyle bir yarışta muhtemel jokeyler içerisinde görmüyorum. Evet, ilginç. Ve orada Masandra gibi tabii bir safkan var. Tabii Saadettin'in bilmiyorum böyle bir o attan teklif aldı mı, edilse biner mi? O da ayrı bir mevzu ama onu bir önce paylaşayım dedim ki Saadettin hakikaten çok iyi bir sezon da geçiriyor bence. Az biniyor, öz biniyor. Tabii ki. Ve formda da, moralli de bir kardeşimiz. Bir onu söyleyeyim. İkincisi Masandra'nın jokeyinin bugün sevgili Ahmet Özgen'le konuşma fırsatı buldum.
gözlerini yurt dışına çevirmişler. Aynen. Şu anda böyle bir ihtimal olduğunu söyledi. Ve hatta çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki bu Safkan'ın annesine daha önce binen bir jokey var. Dünya çapında bir jokey. Çiğe. Gazi koşusunda bindi. Biz çağırdık, bindi ve üçüncü oldu. Doğru. Onunla ilgili şu anda bir temas var. Temas etme noktasına geldik. Yani bunun içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız dedi. Tabii bahsettiğimiz jokey. Dettori. Çok yani inanıyor Masanto atına. Için Lanfranco Dettori ile bir temas başlıyor. Çok inanıyor o da atına. Yani iyi bir jokey ile mutlaka iyi koşacağını düşünüyor. Ve onun için de bu şeyi zorlamak istiyor. Bu fırsatı zorlamak ama istiyorlar. Mevsimde, tabii bilemiyorum. Bu mevsimde çok o müsait zor. Olur mu? Belki Fransa'dan gelen bir arkadaş yani olabilir, bilmiyorum. Yani o da alternatiflerinden biri. Dettori bu mevsim çok zor. Çünkü bütün şu hafta anda sonları, işte derbiler belki bir araya sıkıştırırsa böyle bir günlüğüne. Bilmiyorum tabii. Aynı güne denk geliyor mu? Aynı güne denk geliyor mu ayrı işler bir bilmiyorum mesela. Var mı orada ata biner mi, binmez mi? Genelde denk geliyor böyle ayrı işler bile bizim derbimiz ama ayrı işler bile pek at binmeyebilir Dettori. Orası çok onluk değil yani. Cazip olmuyor. Bilmiyorum tabii de yine de hani iddialı bir şey söylemeyeyim. Ama böyle bir yurt dışı arayışı var. Yani Dettori ihtimali gelebilir. Var. Var veya bir başka yurt dışından bir jockey olabilir. Olabilir. Diyelim. Şimdi kısrak koşusu bu yılki jenerasyonda daha önce İmparator dedi ki yani erkekler şu anda birkaç adım önde gözüküyor Gazi koşusuna giderken. Jokeyler arasında da sanki böyle kısrak koşusu Sait Aksoy'daki ya da Mehmet Akif Ersoy'daki kadar büyük bir mücadeleye sahne olmadı gibi. Yani bir orada Selim Kaya'da bir değişiklik oldu gibi ama. Evet. Ahmet abi mesaj daha atmış. Cumartesi yarışı var Dettori o yüzden gelemiyor gibi görünüyor diye. Okey o zaman cumartesi takvimi dolu. Yani Ahmet'in tabii ki Saadettin gibi deneyimli bir jokey var. Atta bekleyen bir at. Herhalde zannediyorum Saadettin'le. Saadettin Boyraz için de bir alternatif olabileceği konuşuluyor. Yani hem büyük, yani hem deneyimi var. Bu tarz koşular. Şimdi buradan sonra kimi bindirmeyi düşünüyordu? Kim? Ahmet Özbelge. Yani bu yarışta mı? Olmazsa. Geçen hafta binen çocuğu mu? Splitli joy mu? Mücahit bayırmayacak, o kesin. O kesin mi? O ben şey için bahsediyorum, Masandra için bahsediyorum, Doruk Bey'in atı için. Ha, Doruk, Doruk Yılmaz'ın atı için bahsediyorum Dettori'yi. Yoksa şey tamam, yani Mücahit Bayır biniyor. Sprit to Joy kazandığı jokeyle devam ediyor. Evet, devam ediyor. Beğeniyor. Yani çok da kabiliyetli bir çocuk, bilmiyorum dayı. Özellikle kendi kilolarında müthiş. Ben Mr. Wright'la da bu hafta kazandı. Konuşabilir, yani zamanımız kalırsa ondan. Can, sevgili Can İpekçi atmış. Konuşacağız. TT olmuşuz. Aa harika. Evet, sağ olsun ona da çok selamlar. Selam olsun Can abi. Trend topik olmuşuz şu anda. Doğrudur. 20'de. Sosyal medya katkılarınıza teşekkür ederiz. Devam. Birazdan da okumaya gayret edeceğim. Farklı analiz son provalar konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hadi hazır trend topik olmuşken bir Ahmet Çelik'le ilgili çok kısa böyle bir geçiş yapayım. Şimdi malumunuz bu yıl onun için çok çok kıymetli. Rekoru bambaşka bir seviyeye getirebilir. En azından öyle bir hedef var Gazi Kostur için. Gazi Kostur kazanırsa tabii. Özellikle erkekler kanadında. İnanılmaz bir şey olacak yani. Evet. Olursa, var mı 4 sene üst üste? Yok. 3 yılda ortak oldu. 4 yılda. Ekrem abiye mi ortak oldu? Ona ortak oldu. Ona ortak oldu. 4. yıl Mümin için. Mümin abiye mi Ekrem abiye mi ortak oldu? Mümin abiye ortak oldu. Ekrem değil Kurta. Mi? Ekrem Kurta mı? Ekrem abi oldu. Doğru. Arka arkaya da Ekrem abi. Arka arkaya da Ekrem Kurta. Rahmetli Ekrem Kurta oldu. Ve Sait Aksoy, Mehmet Akif Ersoy içinde bir hedef yaptıkları ve başarısı yani hayal kırıklığı bir performans olursa direkt Gazi için hedef yapacakları bir isim olduğunu söyledi. Tabii şimdi söylemem doğru değil. Ama yani o tarafta Ahmet Çelik'in binmediği safkanlardan birine bir beklentisi var. Dördüncü Gazi için adaylardan biri oradan gelecek. Ya zaten belki önümüzdeki hafta bu yarışlar koşulduktan sonra hani tabii çok çok iyi değişikliği olacaktır yani. Tabii şimdi bir de ne var biliyor musun at sahibinin gönlünde? Ya işte bu çocuk kazanmış Gazi'yi 3 sene üst üste. Bunun da yarışın yani bir kerameti var bu adam. Tabii bu yarış gülüyor. Kazanmıyor bu mesela. Yarış gülüyor ona. Seyrediyorsun. Ben o sene gün şeye ne o reste bindi Alice. Üçüncü kaldı. Renk'i evet. C'yi çağırdı Mustafa dedim bak Gazi kazanacak at bu dedim. Bu dedim Gazi kazanacak at dedim. Halis gitti şeye bindi Ankara'daki koşuya. Oğlum Berat'a bindi. Oğlum Berat'a bindi. Buna Özcan bindi. Aynen. At, oğlum Berat'ın, Mehmet Akif Ersoy da Özcan'a oğlum geldi. Oğlum Berat'ın nalı çıktı o yarışta. Nalı çıktı işte bu kazanır dediler. Şeyde Topal diye binmedi. Özcan. Gitti başka ata bindi. Şey bindi kazandı. Süleyman abi hazır açtın konuyu. Erkek tay denemede jockey odasındayım. Ahmet dedi ki abi Gazi Kostu'nu kim kazanır biliyor musun dedi. Kim kazanır dedim. Renk kazanır dedi ama Halis abi de at dedi. Bize nasıl gelecek dedi. Halis abi dediğiniz koşuda indi. Özcan'a gitti. Özcan orada indi ve
erkek taydeneme jockey odasında Gazi renk kazanır diyen Ahmet gitti renge Gaziantep'inde ona kısmet oldu. Yani gerçekten buluyor. Bir şekilde buluyor yani. Kime yazıldıysa ona denk geliyor. Var bir şeytan tüyü var. Yani, yurt dışı ikramiyeler de belli olmuş. Özür dilerim Süleyman abi. Tekrar sözü size vereceğim. Yurt dışı ikramiyeleri hemen verelim hızlı bir şekilde. Kazançlı kupon sahiplerini bekletmeyelim. Altılı Ganyan 23.365 lira 51 kuruş. Beşli Ganyan 1839 lira 12 kuruş. Dörtlü Ganyan 464 lira 36 kuruş. Üçlü Ganyan 279 lira 37 kuruş. Yedili Plasa 259 lira 49 kuruş ikramiye verdi. Tüm kazançlı kupon sahiplerini kutlayalım. Sözünüzü kestim Süleyman abi tekrardan. Yani şimdi tabii Ahmet'in kimi tercih edeceği belli değil ama at sahiplerinden yani böyle %100 diyelim ki Aris Rettim Divine'e devam edecek falan. İşte Selim'de Şarpa ile devam edecek olursa bu arada herkes Ahmet'e yüklenecek. Neden? Bir gazi yarışı şansı var. Bu bir avantaj tamam. Yani. Mutlaka. O da ondan içinden seçecek. Seçecek. Bu arada buyurun abi. Tabii katkılar sürüyor. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Ömer Merdal biliyorsun. Evet. Retorin Türkiye'ye geldiği zaman onunla beraber. Çok sıkı dostu. Çok sıkı dostu olan beraber yapan. Konuştum diyor. Hakikaten şey bir sezona denk geldiğini söylüyor. Avrupa'da tabii, sıcak tamam. Sezona denk geldiğini ama menajerine ile beraber tek tek bütün teklifleri değerlendirdiklerini hala bir inceleme aşamasında olduğunu yani çok küçük de olsa henüz tam olarak hayır demediğini yani söylemiş. Onu da söyleyelim. Bir şey soruluyor tabii. Halis Karataş'ın tercihi soruluyor dayı sana. Evet. Let Her Go yarışı. Yani Halis böyle bir yarışta kısa böyle bir tercih yapması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şans olabilir mi? Ben şimdi Halis'in yani bindiği at için bir şey konuşamam çünkü tanımıyorum. Ama mutlaka onun bir kafasında atla ilgili bir fikri vardır. Vardır tabii. Burada çünkü binebileceği başka atlar vardı. Doğru. Evet. Bir tercih yaptığın neticede. Volkan Bey bir soru sormuş. Diyor ki Ayhan Kurşun kısrak koşusunu kazanır dediği Şeker Hanım'ı neden bıraktı? Çünkü şu anda Araca ekürüsüyle bir birlikteliği var. Dikkat etmişsinizdir. Bu hafta bütün safkanlarına denkler oldu. Hafta sonunda da hatta şimdi arkadaşlarımdan İsmet İnönü koşusunun muhtemel jokeylerini de isteyeceğim. Ondan sonra jokey tablosuna geçeceğiz. Önce İsmet İnönü koşusunun da muhtemel jokey tablosunu alalım. Çok önemli. Blaze to Win deklereydi biliyorsunuz. Kayıtlıydı. Diyor. Koşmayacak. Neden? Başka yarışa deklere oldu. Başka yarışa deklere olmayı tercih etti. Cougar'da Akın Sözen, oğlum Berat'ta Gökhan Kocakaya, Victory Zavrus'ta Ahmet Çelik, Crossfire'da Ayhan Kurşun az evvel söylediğim gibi aracı ekürüsüyle bir devam ediyor. Fines Selimkaya, Hasafet, Halis Karataş, Han of Ghost, Uğur Polat, Piyano Sonata, Özcan Yıldırım, Zafer Ateşi, Mustafa Çiçek. Hemen Atan abiye döneyim. Piyano evet. Sonata, Halis Karataş dedik ama nedir o dönüşte mesafe? Hasafet'le devam 2400 ediyor. 2400 mü? 2200 İsmet İnönü hemen bakayım. 2200'dü galiba. Hemen bakayım. Onun da bir görüntüsü vardı. Halis bu hafta hem Rhythm Divine ile hem Piyano Sonata ile yakından ilgilendi. Piyano Sonata ile olan fotoğrafını da görelim mi? Evet, İdman'a da geldi. Ve Piyano Sonata'da da evet, Halis Karataş var. Galobunu da çok yaptı. Zor yarış. Ve 2000. Binmesi bekleniyordu. Ve binecekti. Zaten ikili bir teklif oldu. Hem Rhythm Divine'dan hem Piyano Sonata'dan. O şekilde devam edecekti ama yani aldığımız bilgi galoptan sonra atı beğenmediğini. Kimi? Halis'in. Öğrendim. Beğenmemiş. Hatta Piyano Sonata'yı. Evet. İdmandan sonraki raporu çok kendince tatminkar olmadığını söylemiş ve binmemek üzerine bir tercih yapmış. Binmedi mi? Binmiyor. Hasafet'e biniyor. Binmiyor. Hasafet'e biniyor. Onun üzerine Piyano Sonata'ya tekrar Özcan'la bir kontak kuruldu ve Özcan biniyor hatta. Zor yarış. Ben yani at iyi de olsa zor yarış. Evet. Neden zor yarış? 2000. Tavşan lazım yarışta. Tavşansız olmaz. Dayı yaptı yine bombayı evet patlattı. Fünyeyi çekti Süleyman. Yani eğer yavaş bir yarış olacaksa... Şimdi sen söyleyince Süleyman abi dikkat ediyorum da... Evet yarış önde Hasafet dışında Fines olabilir. Yarışı önde götürecek Fines ve Hasafet. Fines, Kaan of Kost'la önerdi. Fines, of Kost'la önerdi. Fines mesela geçen sene geçti. Piyano Sonata'yı. Fines önde... Önde gitti o gün. Evet. Geldi, yakaladı, hakim oldu. Tekrar içeriden Fines tazeledi ve kazandı. Şimdi yarış da gördü. Şimdi yarış 2000 metre. Yarış eğer yavaş bir yarış olacaksa Piyano Sonata için kolay olmaz diyorsun. O zaman nasıl koşarlar ben ona bir şey diyemem. Yani ben onun için bu yarışta
Halis, ben Halis binecek zannediyordum. Zordu yani bu yavaş giderse. Ha, hızlı bir yarış olursa yine bir şey yok. Hızlı bir şey yarış olmayacaksa kendi yarışını kendisi koşacak. Ama zor Asafet diyorsun. Yani Halis'in piyano sonu atı Asafet tercihi onu ilginç bir tercih yani. Çok radikal bir tercih bence. %1 milyon. Yani galabuna çıkıp galabunu yapıp ondan sonra binemeyeceğim demesi ilginç bir detay. Yani, eğer tabii şimdi Fines'in ne olduğunu bir sene yaptı bir yarış koştu bir şey diyemiyoruz. Burada yavaş giden bu yarışta en iyi koşacak atlardan bir tanesi Zafer Ateş. Zafer Ateş'in de Özcan söz vermiş. Bak Halis'in Zafer Ateş'i geçen hafta 2400 yarışta ona biraz uzun olmasına rağmen geldi. Sonlarda yüklendi. Geldi. Bu mesafenin kendi karakterinde çok iyi bir atı Zafer Ateş'i. Yavaş giderse yarış yani indirirse öyle 400 metreye falan. Mustafa da biniyor. Sabırlı, akıllı binerse bu da zor bir yarış olacak. Değişik öyle görünüyor. Şeyler olabilir. Evet. İsmet İnönü koşusuna dair de söylediklerimiz bunlar. Evet. Tabii ki o heyecanlı ve keyifli mücadeleyi de hafta sonu ateşini yakmadan Cuma günü göreceğiz. 1 Haziran günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda önemli yarışlardan biri. Hiç şüphesiz ki İsmet İnönü adına düzenlenecek mücadele. Aynı günün bir diğer kısa vasıtı de Avron Barokas koşusu olacak. İngiliz safkanlar için iki önemli mücadele diyelim. Ve bu haftanın jokey performans tablolarına da bir göz atalım. Süleyman abi, bu tablolarda şimdi hani çok dikkat çekici notlar da çıkıyor. Tabii şimdi bu hafta Gökhan Kocakaya 21 yarış biniyor, 7 yarış kazanıyor. Biri grup. Yani ikinciliği yok. Bir grup, kısa vadesi yok. Karataş Halis 23 biniyor, 6 kazanıyor. Aşağı yukarı yüzdeler çok kötü. 3 ikinciliği var, grubu yok. 2 tane kısa vadesi var. Ayhan Kurşun 27 yarış biniyor. 4 yarış kazanıyor. 2 ikinciliği. Grup yok. 2 tane. Mehmet Kaya 18 yarış biniyor. 3 yarış kazanıyor. Bir grubu var. Kısa vadesi yok. Mustafa Çiçek 19 biniyor. Birincilik yok. 7 ikinciliği geçen var. Geçen haftanın Ahmet'i gibi. Yeri yok. Evet. Şimdi burada önce bu sezonda Ayhan Kurşun son zamanlarda bayağı güzel çıkış yarışlar yaptı. Kazandı. Ciddi çıkışlar yaptı. Bu haftanın jokeyi grup 1 kazandı için Gökhan Kocakaya haftanın jokeyi. Yani, Süleyman abi şimdi geçen hafta öyle bir Ahmet Çelik tablosu koydun ki oraya, hatta menajerimi çağırırım dedin. Sonrasında abisi Mehmet de hatta takip ettiğini, senin sözlerini çok ciddiye aldığını yineledi. Şimdi bu haftada Mustafa Çiçek, ben hiç yani mesela geçen hafta Ahmet bir yarış, bu hafta Mustafa Çiçek hiç galibiyet olmaması çok çarpıcı ve tablo çıkınca görüyoruz. Bilmiyorum. Ne demiştim ben Mustafa Çiçek'in menajerine geçen hafta? 200 yarış kazandım, evet, 100 tane İzmir'de kazandım dedim. Bu hafta 19 tane yarış da ata bindiriyorsun. Bir tane yok. Demek ki sen kim gelirse ona bindiriyorsun çocuğu. Yani mecbur musun en geri gelecek tabelaya girmeyecek ata? Bakıyorsun orada. Çok kötü bir şey. Bu jockey'in değil, menajerin hatası. Baktı ki o yarışta yapabilecek atı yok, binmeyecek. Sırf forması görünsün diye bu olmuyor. İyi at seçecek ve hatta başka yerleri de arayacak. İzmir'e bakacak, Ankara'ya bakacak. Hmm. Yani kazanarak tabii ki söz ettirecek kendisinden. Evet. Yani bir Halis tabii, Halis'in de yüzdesi düşük bu hafta. 23'te 6. Evet. Önceki haftalara göre. Altının da zaten 4 tanesi İstanbul'da. Aynı gün mü kazandı? 3 evet. tane mi? 4 tane mi? Evet. Pazar günü müydü? Cuma günü. Cuma günü. Evet, Cuma günü 2 tane ikinci galiba. 4 tane birinci. Birinci. Cuma günü istatistiği bu toparladı. Bu hafta bütün jokeylerim istatistiği düşük. Sanki daha böyle hani bütün jokeyler arasında evet. yayılmış bir tablo var gibi. Yani mesela, en çok kazananlar bu isimler. Yalnız orada benim Ahmet Çelik mesela bu hafta yok tabelada. Evet. Geçen hafta zaten bir tane. Geçen hafta zaten tabii. bir yarıştı. Bu hafta yok. Yani Mustafa'nın o hani 7 tane ikinciliği hani şimdi bir tanesi gözyaşı gecesi.
Yani evet, altıncı bir ikinciliği. Hani böyle birkaç tane ikinciliği hakikaten en iyi performansla yaptı. Zaten altıncı ise binme ihtimali yoktu ama binebileceği en iyi ata bindi. Yani oradan belki 2-3 yarışı bu tarafa çevirebilseydi belki bugün daha şey konuşabilirdik. Ama yine de kazanmamış olması dayının dediği gibi yani 19'da orada sıfır yazması tabii ki iyi bir skor değil yani. Şimdi iyi 7 ikinciliği eyvallah. Zaten ama burada hani Mustafa Çek performansını eleştirmedi Süleyman abi. Tabii. Söylediği şey yani seçtiği atları ya da seçtiği illeri. Bu mesela bu tablo şimdi önümüzdeki hafta iyi yarışlar var filan etkiler mi yani at sahibinin antrenörü? Yok, niye etkilesin? Etkilemez değil mi? Yani burada şimdi dikkat edilecek şey yani bindiğin atın ilk dördün içinde olması. Şimdi öyle bir şey var ki hiç yapmayacak bir ata biniyorsun. Bu bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane oluyor. O zaman ne oluyor? Sen performansın iyi değil veya form düşüklüğün var gibi görünüyor. Değil. Öyle algılanıyor. Öyle bir şey yok ama öyle algılanıyor. Bir jockey ne kadar çok kazanırsa o kadar atlar gelir. Bir jockey ne kadar açık koşu hiç kimse gözü açık gelirse tabii, çok iyi bindi. Yani, hiç olmayacak bir ikinciliği aldı çok, demiyor. Demez diyorsun. Bütün jockeyler için geçerli. Ne kadar çok açık koşu kazanırsa o kadar atlar o tarafa gider. Mesela Ayhan Kurşun 27'de 4 kazanmış ama Ayhan bu sezonda çok parladı. Ayhan'ın o tablosu vardı onu bir görelim. Atan abi bu gün öyle destek bir, olun. Evet. Ben de merak ettim. Ayhan Kurşun'un performans tablosu diye. Verelim ekrana. Bu yıl kariyerinin yani aprantilik dönemi dahil kariyerinin en yüksek yüzdeli birinciliğine ulaştı. Evet, %15 ile gidiyor. Hiç yani kariyerinde böyle bir birincilik yüzdesi yok. Evet 0, 6, 10, 13, daha tabii sezonun 12. daha yarısı gelmedi. İlk 5 ayındayız. 47 birinciliği de hani minimum 1,5 katına daha eklersen tabii. Hani kariyer... jokeylik kariyerinin de en çok yarış kazandığı senelerinden biri yani bu çıkışını sürdürürse tabii. Evet. Olacaktır. Şimdi tabii Ayhan'ın ya bunlar güzel şeyler. Çıkış, renk de getiriyor, alternatif yaratıyor. Ayhan, çok önemli bir şey yani. Çıkış yakaladığı zaman babası vefat etti. Üzerine askerlik. Yani böyle çocuk yani orada bir doğru. Şanssızlıklar. Yani genç yaşta ailenin, tabii. annenin sorumluluğu da ona geldi. Yani bir de değil, babanın üzüntüsü tabii, yani babanın üzüntüsü. Biliyor musun? Bir tabii, genç tabii. bir çocuk için yani. Ama bu sene iyi yani. Maşallah. Şimdi ne kadar jokeyler ne kadar iyiler artarsa o kadar atçı da faydalanıyor tabii, yani. Tabii canım. Ve şu sezonda hepsinin çok iyi olmak mecburiyetindeler. Hepsi. Yani Akın, Gökhan, yani. Ayhan... Yani bunların, Özcan bunların iyi olması, yani yukarıyı zorlaması Özcan, çok önemli yani. Yarışların kalitesi açısından da, at sahibini, antrenörü rahatlatmak açısından da inşallah böyle devam eder Ayhan bu sene. Evet, artık geri dönüş olmasın. Ayhan da aynı tempoyla devam etsin. Yine o önemli haftalara giriyoruz. Süleyman abi beslenmeyle ilgili daha önce katkı yapmıştın. Yine böyle var mıdır? Yani jokeylerin... Şimdi jokeylere benim bu sezonda söyleyeceğim şu anda tam zamanı kiraz. Kiraz. Kiraz mevsimi. Kirazı yapacağız şimdi kiraz. Trend topik. Şimdi ben mesela kiraz mevsimi başladığı zaman bolca kiraz yerdim. Kilom hemen 2 kilo, 2,5 kilo hemen aşağı inerdi. Enteresan. Abi. Kirazda kalsiyum var, magnezyum var, demir var. Sindirim sistemine çok iyi geliyor. Bağırsakları iyi çalıştırır. Kanı sulandırır. Çok faydalı bir meyvedir sporcu için. Hakikaten altın öğütler ya. Yani... Ayhan'la ilgili bir enstantane geldi gözümün önünde söyleyeyim. Bir gün hipodromdan çıktım. İstanbul yarışı bitmiş. Tam sağ yani kapıdan çıkarken sağ taraftaki misafir ya otoparkın önünde. Bir baktım Ayhan ne yapıyor diye merak ettim şöyle gözüm. Midyeci gelmiş oraya. Böyle bir şey. Seyretmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durmuyor. Bütün tezgahı yedi. Ayhan dedim. Ne yapıyorsun abicim dedim. Dayanamıyorum. Abi dayanamıyorum. Çok güzel dedi. Ama nasıl biliyor musun? Yani bir yandan yerken bir yandan açıyor. İnanılacak bir şey değil yani. Ben böyle bir şey görmedim yani. Enteresan yani. Çok da 50 kiloya biniyor bak. Evet. Tabii boyu da var. Boyu da var. O boyda 50 tabii. kilo. Yani 51 kilo, 52 kilo bravo. Çok kabiliyetli adam tabii. Evet. Çok eleştiriyorduk tabii. Çok sert tabii. biniyor filan. Sopayı böyle kuvvetli ben vuruyor filan diye ama. Ben onu bir yarışta seyrettim burada. Yine Kahraman Ekürüsü'nün bir al bir atında kafa kafaya böyle mücadele. Bundan 4 sene evvel falan. Kopenhag'da kaybetmedi. Hmm.
Yine Akson muydu? Böyle büyük bir yarıştı. İyi bir yarıştı, evet. Bir kaybetmedi. Yarıştı. Baktım, İsmet İnönü olabilir. Olabilir. İsmet İnönü olabilir. Baktım dedim, bak bu çocuk iyi çok iyi olacak çünkü yani ata hükmediyor. Hakim yani atın üstünde. O gün güzel bir yarış kazanmıştı. Kutlayalım ve onun da bu hafta dikkatleri üzerinde olacağını eminiz. Bütün dikkatlerin onun üzerinde olacağını eminiz. Haftanın enleri tablosunda ikinci tablomuza gidelim. Bu tabloyu görmüştük. Arkadaşlar haftanın at sahibi, evet haftanın İngiliz atı. Şimdi atı, haftanın da, tabii Süleyman atı abi. Bu hafta çok böyle açık koşular yok. Vay başkan tabii Oksavade ile haftanın İngiliz atlarında. Ben oyumu şeye kullandım ama. Kim? Grupta Humbara'ya kullanmıştım. Hı. Evet. Savade 7 Adana'da kazanmıştı. Geçen evet. Sene de aynı yarışı kazanmıştı. İhsan Atlı koşusu muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ona kullanmıştım ama oyum İhsan yetmedi. Evet. O yüzden Bay Başkan oldu. Arap atlarında tabii iç tereddütsüz altıncıyız. Tabii hiç tartışmasız. Oylamada şöyleyiz abi. Sen bir oy, ben bir oy, Süleyman abi 3 oy. Öyle oldu, evet. Kaybettim yani. Ama ben de Bay Başkan'dan yana oy sen de öyle ama. Kullandın. Haftanın at sahibi de... 6. hissin sahibi. Evet. Sayın Mücahit Yıldırım. Yetiştiricisi Demirkan Yılmaz, Demirhan Yılmaz. O da bu sefer... Bir kısa vade kazandı, bir kısa vade ikinci Kaya. Yaptı. Orada Dinaryo ile ikinci yaptı. Haftanın aprentisi Mustafa Candemir. Süleyman abi burada bir parantez hakikaten hani diyorum ya biz de burada canlı yayın esnasında ben gerçekten çok faydalanıyorum her yorumunuzdan. Mustafa Candemir'in hani bir kantarma tutuşundan yola çıktınız sonra imajıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız. Yani çocuğun o programdan sonra yani bir motivasyonu inanılmaz yani full konsantre. İstatistiği inanılmaz gidiyor. Evet. Çok doğru biniyor. İnşallah böyle devam eder. Yani gerçekten sahaya bir isim daha gelebilecek gibi. İnşallah kesmez. Yani kesmez. Şimdi tabii bir eğer gösterebilirsek. Görelim bir daha. Bir... Haftanın menajeri Hikmet Haftanın Akbulut. Haftanın menajer antrenörü de Hikmet Akbulut. Altıncıyız. Altıncıyız. Şimdi şurada bir yarış var. Sırası geldi mi acaba? King of Rock yarışı mı? Halis'in kazandığı... Cep Durak. Cep Durak yarışı. Cep Durak'la ikinci kaldı Cep Durak. Halis Karataş'ın mini safkan dışarıdan geldi, hakim evet. Oldu. Mahsun Duran. Mahsun Duran'ı bir görelim. Bir görelim. Tamam. Arkadaşlar listenin 12. sırasında... Aynen bir görelim. Bakalım neler koyuyor. Düzlüğe gelelim arkadaşlar. Düzlüğe gelelim. Hatta olabiliyorsa kulesini verelim ki. Şimdi bu. Heh, buradan görelim. Mahsun Duran kardeşimiz. Ortada beyaz ağırlıklı forma. Cep Durak forması. Şu anda elde geliyor. Şimdi buyurun, biz biraz abi. Geri alalım. Ben arkadan bir anlatayım yarışı. Hay hay. Alalım bine. Normal görüntüden mi alalım Süleyman abi? Bu kuleden mi? Fark etmiyor. Tamam buradan. Biraz daha geri alalım bine doğru. Gayet güzel yerde bekliyor. Hmm. Cep Durak bu mesafeyi harika koşan bir at. Çıktı, yerini aldı. Her şey çok güzel. Şimdi 4 buralar... 4-4'lük. Bariyer dibinde. Bariyer dibinde. 5. Ve usta jokey gibi biniyor. Ben onu zaten iyi binen çocuklardan birisi zannettim. Şimdi düzlüğe çıkacak. Bakın gayet hiç telaşı yok. En güzel yerde. Atın üstünde oturuşu, kantarma tutuşu. Hepsi 10 numara. Şimdi çıktı. Tutuyor. Gayet güzel. Yürüttü güzel. Tuttu. Giremiyordu. Şimdi yürüdü. Ve girdi. Yürüdü. Rakibinin yanında. Honey Rider'da Halis Karataş. Atın üstünde kendini hiç bozmuyor. Gayet güzel. Çekti kamçıyı da vurdu. Çekti kamçısını sahiline. Güzel itiyor. Kaybetti koşuyu. Yarışı 400'e alalım arkadaşlar. 400'e gelelim. Şimdi bu arkadaş harbe gidiyor. Silahı yere bırakmış. Bakın şu anda kamçısı elinde yok bu arkadaşın. Akış şimdi kapandı, açılacak, hücum edecek. Şimdi kamçıyı alacak eline. Nerede kamçı? Bakın alıyor. Kolonda. Hoppa kolonda. Kamçı çıkardı kolonda. Çıkardı. Kardeşim, bu kabiliyetim var. Sen kamçını eline alsana. Sen niye orada zaman kaybediyorsun?
Sen ilk girmek istediğin zaman atını teşvik etseydin, ilk oradan çıksaydın bu yarışı zaten kazanabilirdin. Potada. O tereddüt ettiği yerde mi çıksaydı? Tabii. Ama sen kamçını oraya koyarsan, kamçın için insanın elinde, yerinde kullanmak için. Sen o kamçıyı yerinde kullanamadın. Alalım bir de aynı yere. Bir daha. Hatta kuleden daha mı net olur acaba? Bilemiyorum. Kolondan çekme. Bir görelim kuleden. Tam ortada şu beyaz anda, forma. Evet, bakın atın üstünde bozulmayan, usta jockey gibi yani adam. Ama yaptığı şey çok lakayt bir iş. Çekti. Bak şimdi aldı. Evet. Nerede önce çekti kamçıyı? 300 değilini alıyor kamçıyı. Halis tamam. Yanına geldi zaten orada. Tabii. Sen, burada Süleyman abi. Bir daha geri alalım. Bir daha geri alalım. Arkadan Halis kopmuş geliyor. Şey gibi bekliyor zaten yani. Bak şimdi alacak. Bak dizini de açtı böyle. Ne oluyor? Sen gereken önemi vermiyorsun. Sende bu kabiliyet var ama kabiliyetini iyi yönde kullan. Yani bu çocuklar işte işlenirse iyi jockey. Ama bu tür şeyleri yapmamaları lazım. Yani genel şimdi, görüntü şimdi sizden geçer not aldı ama. Tabii. Şimdi ben burada olmasam, bunu görmesem, bunu söylemesem, bu her gün aynı şeyleri yapsa, belki büyük bir yarışta da aynı şeyi yapacak, kaybedecek. Tabii canım, çok altın kıymetli. Öğütler bunlar. Çok yani. Kıymetli, evet. Mahsun Turan, bu hafta radara evet. Takılan isimlerden biriydi. Gerçekten bilmiyorum kaç senelik bir apranti, çok düzgün atın üstünde. Son yıllarda çıkış yaptı. Herhalde sahada 4 ya da 5. yılı olabilir. Hemen onun da teyidini alırım. Ahmet Çelik'le ilgili bir görüntü yakalamıştınız Süleyman abi. Arkadaşlarımıza evet. Rica edelim. Yakın planı varsa yakın planı alalım. Çünkü sürenin de sonuna geliyoruz. Şu YouTube'da attan düşme görüntüsü Semlent, ona da bir kısa parantez açalım. Tamam. Ahmet'in görüntüsünü görelim. Badarbunga. Gloin'i geçiyor. Evet. Ve bu görüntüyü ekrana verelim bakalım dedik. İmparator ne söyleyecek? Bana tribünde birine dilini çıkartıyor Ahmet. Ağzına kum gelmiştir ya belki. Ya ben öyle zannettim ama. Yani bayağı da üstü başı çok şey yani atın bakıyorsunuz. Çamur olmuş yani. Olduğu gibi çamur. Çamur ama ben orada Ahmet'in dedim yani ağzına çamur gelmiştir. Onu yok tribüne bakıyorlar dedi. Bir yere bir mesaj var da. Tribüne bakıyor dedi. Ben de dedim ki tribüne bakıyorsa orada birine dilini çıkartıyor dedim yani yoksa. Yani yarış aslında yarışı güzel okudu. Yarış süratli gitti. Güzel yerde bekledi. Oldu, evet. Güzel yerde bekledi. Yani ben bu yarışı hani götürdüm. Gibisinden bir mesaj yaptı ama tabii Ahmet biraz böyle şey çocuktur. Hep kafasında böyle hesaplar, kitaplar vardır. Böyle bir yere bir takıntısı varsa mutlaka o şeyin nümayişini yapmaktan da geri kalmaz. Evet. Öyle bir şeyleri de vardır. Güzel, o hırsı var içinde. Var, yani. Var. O acayip bir hırsı var. Hırsının olması. Hani ben tabii 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum ne olduğunu ama şimdi söylemenin bir manası yok. O hırsı olması güzel bir şey. Evet. Yani ama yarış severler yanlış anlamamalı biz de tabii. Yarış severleri ilgili yani burada yarış severle alakalı bir şey yok. Biz de yapıyorduk yani öyle yapıyorduk falan. Yani kime yaptığımızı biz biliyorduk yani. Ya yani o da biliyordu. Ya yani mesajı alan veren biliyordur mutlaka zaten. Yani, tabii ki. Zaten şu anda hani Ahmet'in baktığı kısım tribünün bittiği hani Ankara Hipodromu'nu bilenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Daha ziyade Jockey Odası'nın evet ön üst tarafı öyle. Ön tarafı yani antrenörlerin, seyislerin yarış takip ettikleri, atların ilgilerini takip ettikleri evet. Bölüm. Yani tribünle alakası olmayan ama yarış severe yapılmamış. Yarışta da çok acayip bir kum yemiş. Baksana çizme mizme olduğu gibi atın suratı, her tarafı, göğüsü olduğu gibi kum. Şimdi Semlent yarışı demiştik. Bu arada Twitter'da trending topic listesinde 16. sırada farklı son provalar katkılarını sürüyor. Her birinize teşekkür ediyoruz. Böylesi bir gecede milli maç, Türkiye'nin önde gelen dizileri, bir tarafta siyaset çok hızlı, çok hızlı ve sıcak canlı yayınlar ve bize de burada yer olması son derece önemli.
Öncelikle listenin 14. sırasına gidelim. Semlen Nevres yarışı. Geçen haftanın son dakikalarına gelmişti. Bu hafta da sona geldi ama yarışı bir görelim. Ne demiştik? Sandalyeden at kendini bakalım, atabiliyor musun? Aynen. Önce yarışı bir hatırlayalım Süleyman abi. Senin ağzından hatta sonlarını görelim. Sonlara kadar gelelim sevgili Tazer. Hızlı bir şekilde zaten gelelim. Zaten son yarış bu yarış. Günün son yarışı Altılıgan'da Nevres'e biniyorum ben. Nevres'te nasıl favori? Altılıgan'da artık sürdürek favori. Burada yukarıda bir çocuk dedi ki abi bizim de altılım vardı o gün dedi. 1-0-5. Semlent dedi. Semlent de önümüzde şu anda. Bak ben kırmızı şapka en dışarıda alkısırak. Atlı forması. Evet. Beyaz akıtmalı. Semlent şu anda önde Mehmet Kaya ile. Ama eğer de artık iyicene arkasına gitti attım. Bakın. Semlent ortada. Yani Mehmet'in ayakları arkaya gitmiş vaziyette düşmemek için. Ata burada tutundu. Zor duruyor bak. Zor duruyor. Bak, şimdi düşecek. Bak o gitti. Yani potaya 3 aksiyon daha. Evet. 3 aksiyon daha alsam. Hop. Ama buralarda zaten çok zorlanıyor. Yani eğer gitti. Eğer işte geldi benim at ama yani yarış bu kadar. Hop. Artık tutunamıyor, bak, tutunamıyor. Kaç aksiyon var bak. Bak. Son bir çabası. 3 aksiyon olsa, 3 aksiyon daha dayansa. Görüntüyü biraz akıtalım. Mehmet zaten acaba aynayı geçmiş miyimdir diye dönüp bakıyor bak. Aynaya da bakacak acaba. Yani kurtardı şimdi, mı acaba diye. Bak. Şimdi bir de atın görüntüsü bakın. Bakın at, atın eğerine kendine attı diyenler de oldu. Bu tabii yaşta. Tabii bu çok ciddi spekülasyon oldu. Attı Süleyman kendini, Aktı seslendi, ben... Mehmet attı kendini. Gayet fayda, ben direkt söyleyeyim. Öyleydi. Süleyman Aktı seslendi, Mehmet attı kendini. Biraz geri alabilirsek atın eğeri, bak atın eğeri nerede? Duralım arkadaşlar. Şuraya bak. Burada nasıl atacak? Atabilir misin ya? Tamam. Sandalyeden atamazsın aşağı kendini. Orada nasıl atıyorsun ben merak ediyorum. Yarışsever bilmediği için. Yani şimdi tam yerine dışarı geldi o zaman. Evet, tam bir de canlı geldi. Seyretmemiştir. İşte tabii yani söylentiler. Yani. Yurt dışında Ruby Walsh. Evet. Jump jockey. Jump jockey. Bir attan düşüyor, sakatlık yaşıyor. 4 ay ara veriyor. Geliyor, geldiği gün yine attan düşüyor. Ve YouTube'da bu videoyu da Atan abi hemen dedi ki bunun tam zamanı. Geçen hafta işte sohbet edilince onu da haftaya verelim demişti. YouTube'dan o altyazılı olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz videoyu da arkadaşlarımdan rica edeyim. Bu düşüşün ardına. Bakalım Ruby Walsh kendisi için attan atladı. Sonra adam niye orada atsın kendini ya? 400'de atar kendini. Neden orada atsın atacak? Niye riske girsin? Ya öyle bir şey olamaz atırdı da. O aynayı bulmaya çalışıyor bir an önce. Evet. Geldi. Burada arkadaşı diyor ki ona neyin var? Niye bu kadar düşüncelisin? Son düşüşünle ilgili mi? Hayır diyor yani sondan son iki düşüşüm. İkisi de aklımda diyor. Arkadaşı diyor Twitter'daki çirkinliği okudun mu? Çocuğun yazdıklarına mutlaka bakmalısın diyor ve bir hesaptan yazılmış kendisine yönelik eleştiriyi paylaşıyor. Ruby Walsh bir Twitter klasiği. Yine profil fotosu yumurta olan bir zavallı diyor ki hani Twitter'daki klasik eleştiriler. Varsa aslında orijinal sesi de bir yandan verebiliyorsa arkadaşlarımız okuyalım öyle gelsin. Arkadaşlarımız da yarışseverler de alt yazıdan takip edebilirler. Normal okuyun lütfen. Rooney. Who is this? Here he is. He has his address here. Really? Yeah. Oh yeah, that's a bit stupid, isn't it? Put up on social media. What? We'll go and see him. Seriously? He'll shit himself. We'll go and see him. Come on. Come on. You come as well. Come on. Come on. Okay. Get the car keys. Oh yeah, sorry. This side of the house is an igloo. Is that an igloo? How are you? How are you? You Ben? Yeah. The egg? Yeah. Yeah, I'm Ruby. This is Paddy. Ben? How are you? You're the genius that accuses me of jumping off horses all the time. No. You busy? No. Good. Do you want to come for a drive? Be a bit of crack, like. Paddy will mind you. You'll be all right. Yeah. You'll be all right. Sure, yeah. Come on. Okay. You'll be all right. Yeah. Right. Get it up to 40 miles an hour going that way, will you, please? No matter. Right, come on. Have a bit of crack. Sprint to the back. Come on, then. What's going on? Relax. I'm not going fast enough yet. We're waiting to get going a bit quicker. Faster!
that is about right. You've accused me of jumping off horses. Go on, have a little jump. Go on, jump. Look, you accuse me of being paid, so I'll pay you. Go on, jump. I'm sorry, okay? Yeah, go on and jump. No, you're too afraid of us, sorry. I'll never treat you. Jump! I swear, I'll never treat you again. Why not? Why? You're f***ing crazy. Sorry, okay? I'm sorry. Sorry. It's not so easy, is it? Harika, böyle bir şey olmaz ya. Gerçekten harika. Çıkarken de diyor ki parayı attı taksiyle galiba. Git. Parayı da attı. Tabii taksiyle gidersiniz, orada bıraktı. O kadar kolay mı diyor yani, arabanın hızı oraya gelince söz diyor, bir daha tweet atmayacağım sana. Ya tabii mümkün mü ya öyle bir ya şey? Ya imkan yok. Yani insan canını bu kadar riske atar mı yani böyle bir şeyle? Dediği ya, gibi yani şimdi illa bak, atacaksa orada mı atar abi? Ya yani yani böyle bir şey mi olur mu yani? Arkadan gelip basabilir. Allah Allah, tabii ya. Her şey olabilir ya. O anda denk gelir at basmaz. Ama öyle bir ayağını koyacağı ana denk gelir basar. Kaçıramaz yani. Ya öyle bir şey olur. Kafasına vurur. Tabii. Vurur. Böyle önünden vurur. Arka, ayağına Allah denk gelir. Vurur yani. Allah korusun. Allah korusun ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? 2,5 saat bitti. 5 dakika açtık. Evet. Zeki Sertoğlu, Münir Köseoğlu, İsmet Atlı'yı andığımız, Nurettin Aral'ı andığımız koşulara gelemedik. Süleyman abi herhangi birinden. Vallahi. Çok taze bir şey vardı bu Antalya İpodromu ile alakalı. Aa, ya, Antalya çok güzel olabilir. Belki var mı vaktimiz? 2 dakika. Hadi 2 dakikada sevgili Tanzer. Ya, bugün, Antalya İpodromu ile ilgili de bir son dakika verelim. Bugün hakikaten çok sevgili dostumuz Atilla Aptekin, yarış yazarı dostumuz, arkadaşımız bizim için hakikaten özellikle kalktı. Antalya İpodromu'na gitti. Orada proje müdürü Üstün Bey'le ve firmanın inşaat mimarı Halil Furkan Tufan Bey'le bir araya geldi. Oradaki son durumu, çünkü herkes çok merak ediyor ne olacak, yetişecek mi yetişmeyecek mi diye. Türkiye'nin 10. ipodromu olacak, hı hı, biliyorsunuz. Bize bu görüntüleri hazırladı, gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Atilla'ya. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonunda tabii Kasım ve Aralık ayında 7 yarış günü var biliyorsunuz bu yıl. Ona yetiştirilmesi için de ciddi bir uğraş var. İnşallah her şey vaktinde olursa Türkiye 10. ipodromunda bu yıl sonu itibariyle kavuşacak. İnşallah. Şu mesela tribün de değişik bir tribün. Hoş, güzel bir tribün olacak, evet, inşallah. Evet. Onu da bir paylaşalım dedik. Çünkü çok merak ediliyor. Burası Antalya'dan dostlar galiba devamlı arıyor. Yani kır kahvesinden tribüne kadar her şeyde belli bir yol alınmış. Tabii bitmemiş tabii. Ahırları ve diğer, evet, müştemilatlarıyla beraber ama burası kır kahvesi galiba. Ciddi bir çalışma içerisinde ahırların içi. Evet. Geliyor, gümbür gümbür geliyor. Bununla alakalı daha detaylı bilgilerini paylaşacağız. İsmet Atlı'yı andığımız Humbara yarışını bir görelim. Tamam. İsmet Atlı ile ilgili buyurun. Çünkü İsmet abimizi burada geçmeyelim. Çok. Tabii ki. İyi bir atçı, gerçek bir atçı. Dünya şampiyonu bir pehlivan ama yani. Bir tarafta Humbara'nın yarışı olsun ama Süleyman abiyi alalım. Çünkü Süleyman abi İsmet Atlı ile ilgili anısını anlatacak. Evet. Buyurun Süleyman abi. Yarışı analiz etmek zorunda değiliz. İsmet Atlı. İsmet abi çok meraklı o zaman. Devamlı atlar alıyor falan. Bizim de işte tam 20'li yaşlarda İsmet abinin Kara Ali diye bir atı var. Kazım abi Göksu'ya biniyor. Kadir Ekenler'in. Ben de Kara Ali'ye biniyorum. Çim pist. 1400-1500 metre, 1400 veya 1600 metre bir yarış koşuyoruz. Son yarış. Atlar bir tutuştu. Kazım abi Göksu'da, ben Kara Ali'de. Bir o, bir ben, bir o, bir ben. 10 dakikada ben kurtardım koşuyu. Kara Ali'yle. İsmet abi çok sevinmişti. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çok iyi bir atçıydı. Çok değerli bir atçıydı yani. Nur içinde yatsın. Pehlivanlığı da öyle. Korkunç. Dünya şampiyonu. İnanılmaz. Yani Tahti'yi, İranlı Tahti'yi yeniyor. Adam intihar ediyor. Abi. Çok kuvvetli bir güreşçi. Dünya yenilmez Tahti, İran'ın inanılmaz bir pehlivanını yenilmeyen adamı yeniyor. İran efsanesini buradan, yenen bir efsane. Buradan da rahmet istedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Humbara'yı da tebrik ederim. Üst üste ikinci senedir bu yarışı, evet, kazanıyor. Evet. Bu arada kapatacaksın biliyorum. Evet. Böyle tabii zaman zaman küçük sürçülisanlar yapıyoruz. Masandra'dan bahsederken Doruk Bey'in diye, hı-hı, bahsetmişim. Halbuki yetiştiricisi. Eray Bey, hı-hı, tabii Eray yazar kardeşimiz uyardı. Erkan Süslü Bey'in. Evet, Erkan Süslü Bey'in. Erkan Süslü Bey'e selam olsun. Selam olsun. Umarız gönlündeki jokeyi de bulurlar.
atları için en hayırlısı neyse evet, olsun tabii diyelim. Ağızlarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten 2,5 saat. Ben hızlıca kapanışa gideyim çünkü epey açtık süreyi. Nasıl geçtiğini anlamadık. Umuyoruz sizler de aynı keyfi almışsınızdır diyelim. Bugün yönetmenimiz Tanzer'de başta o. Kameraman arkadaşlarım Engin Aydın. Seste bugün sevgili Cenk vardı. KJ'de Halil vardı. VTR'de Çağrı vardı. Teknik masada Uğur ve Murat abiler vardı. Yücel abi bugün yine müthiş bir destek verdi. Her birinin ellerine emeklerine sağlık. Tay TV'ye Hakan abi başta olmak üzere tüm ekibe selam ve saygılarımı sarkıtayım. Onlar da bu yeni genişlikleri açtı. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından 2,5 saat daha açlık sohbeti yapabilmek nasip olsun. Hoşçakalın.